Spor gündemine hoş geldiniz değerli izleyenler. A Spor ekranında ve A Spor Radyo ortak yayınında sizlerle birlikteyiz. Tabii ki bugün daha mutlu olmak isterdik. Yayını da daha büyük bir coşkuyla açmak isterdik ama maalesef milli takımımız Ermenistan'la dün 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde Eskişehir'de bir bir berabere kaldı. Belki çok üzülecek bir nokta yok. Daha doğrusu enseyi karartacak bir nokta yok ama açıkçası bir avantajı da teptiğimizi söyleyebiliriz. Zaten bugün genel olarak milli takımı konuşarak başlayacağız. Şenol Usta Ömer ve Serkan Korkmaz bizlerle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba hoş bulduk. Yani hoş, şöyle hoş bulmadık. <laughs> e, bir cumartesi günü çok daha keyifli hale gelebilirdi. Buna da şükür. Açıkçası e, puan tablosuna dediğim bak, bak, gibi çok kötü bir şey yok şükür. ama buna da şükür. Abi. Buna da şükür var ya çok güzel bir cümle. Yani mağlup olabilirdik. Yani onu demek istiyorsan. Galibtir bu orada berabere bitiren dakikalarda tamam. puanı kurtardık da diyebiliriz Yani bakış açısı ama konuşmamız ne lazım ki Konuşmamız lazım. O zaman şöyle yapalım. Geniş geniş konuşacağız. Zaten Stefan Kunus'la da ilgili birçok konuşma var. Yine Kunus üzerinden dönen tartışmalar var. O zaman maçın sonuna bir gidelim değerli izleyenler. Stefan Kunus'un basın toplantısını bir hatırlayalım. Sonrasında milli takım konuşmaya başlayacağız. Stefan Kunus'un tabi cümleleri üzerine konuşulacak bir ayrı şey var. Dilerseniz bir maçtan başlayalım. Çünkü hani Kunus'u konuşmaya başladığımız zaman çok içinden çıkılacak bir durum değil açıkçası yani tartışmalı cümleler var. Dünden beri yine teknik adam üzerinden e, dönüyor konu. Hani teknik adam üzerinden dönmeli mi, dönmemeli mi? Bunu da konuşuruz zaten en ama Üzerinden dönecek. Hani bu çocukları hani bu futbolcuları yol vereceğiz. Başka futbolcular mı bulacağız? Hayır hayır onu demiyorum. Yani şimdi neyse onu e, bir sonraki bölümde konuşuruz. <laughs> bir sonraki bölümde. Kusura bakma sana patladım hayır, ya. <laughs> hayır hayır. Ben karşılığını verecektim de şimdi konu ondan sonra uzayacak diye. Sen savunma mekanizması değilsin. Biz burada birbirimize patlamak için varız. Hiç koruma bana falan, Hiç der. falan <laughs> der. yok yok değil. Ee, peki Serkan abi seninle başlayalım. Ee, yani çok önemli bir fırsat teptik. 3 maçımız kaldı. Zaten 5 takımın olduğu bir grup. Kazansak e, bir aile önemli avantaja puan olarak sahip olacaktık. Şimdi iki tane zor deplasman bizi bekliyor. Galler, Hırvatistan. Ee, adeta dün e, telafisi olmayan bir maçı bence kayıpla geçtik. Yani şimdi hiç e, hani işin bilimsel boyutuna, tekniğine girmeden alt alta Stefan Kuntz deyince bugün gitti deseler aklımda kalandır. Hani özet çıkartırız ya bir maçtan 90 dakikalık maçı 3 dakikaya özetleyebiliyoruz. E, şu ana kadar ki Kums ne kadardır çalışıyor? iki seneye yakın. Iki, ya bana tabii, tabii. 100 yıl gibi geldi ama iki seneye yakın. tabi tabii Şenol Hoca. Alt Tam iki sene 6, 6 oldu. alt alta yazayım abi. Eylül gibi falan Şenol Hoca bırakmıştı yanılmıyorsam. Aynı böyle. son geldi. Letonya'yı yenip ağladı. Ve alt alta sadece hani popülist bir yaklaşımla. Belki biraz demagoji yaparak özür dilerim. Ama hani bu konuda subjektifim. Hani Kuntus'a inanmıyorum. Kendisini çok seviyorum. Çok kaliteli bir insan. Ee, her zaman için dünya futbolunda önemli bir yere sahip olacaktır. Alman futbolunda Alman Ümit Milli Takımı'nın çalıştırmış. O ayrı bir konu. Hani kişisel algılamasın. Karakterine yönelik bir eleştiri yapmıyorum. Bence çok iş ahlakı falan da üst düzey bir insan. Ama Letonya'yı yenip ağlayan. Türk futbol tarihinin en kritik maçında Berkan'ı sol bek oynatan. Aynı maçın hemen öncesinde soyunma odasında Cengiz Ünder'le tartışan. Neden? Çünkü Almanca konuşuyor. Cengiz de diyor ki ben Almanca bilmiyorum bilmek zorunda değil ve bilmek zorunda zaten değil hani ayrı konuşsun Türkçe konuşması gerekiyor ya ya da yanındaki biz... birinin Cengiz, çevirmesi Almanya gerekiyor ya hocam ya yani. yani birinin çevirmesi gerekiyor ben başka bir dilinim sen benim hocamsın hocam sen konuşuyorsun da ben anlamıyorum diyor Cengiz ve biz birazdan milli takımın tarihinin en önemli maçına hocam, çıkacağız biz, baraj mı bu maçı. maçtan önce mi hayır maçı. portekiz maçı ha ya yani milli takımın baraj maçı hocam ya baraj maçı tek maç bu kadar... ve orada Cengiz diyor ki biz Almanca bilmiyoruz şimdi bunu da geçtim Berkan'ı da sol bek oynattın. Hadi Burak Yılmaz. Mesela Burak Yılmaz'a kızamam. Penaltı kaçırmış. E ne yapsın çocuk? Vurdu. Yıllarca, Kaç tane attı? Yıllarca attı Futbolda çocuk. penaltı kaçırmak var. O seviyelerde var. bu arada kulübede bence yani soyunma odasına daha doğrusu İngilizce konuşulur yani o ya Önemli de değil yani hiçbir futbolcu hatta Saykan kendi abi. dilini bile iyi konuşmak Bir virgül koyalım. Tabii ki. Az sonra sinirlenebilirsin şimdi bir virgül koyalım. Ben şu an çok sinirliyim zaten. Ee, keyifli e, anlara götüreceğiz değerli izleyenler sizi. Bugün. Ne oldu? E, devam etti? Kunus mu? Yok <laughs> değil. Ya, çok doğru söylüyor. Bugün en güzel haber aslında o Yok, olabilir. İyi anılarımıza götüreceğiz. 2008'de İsviçre ile karşı karşıya gelmiştik Avrupa Şampiyonasında e, depremzedelere yardım için tekrardan 2008 kadroları bugün karşı karşıya gelecek e, İsviçre'de bir e, maç oynanacak Türkiye ile İsviçre arasında arkadaşımız Furkan da işte soyunma odasında arkasında formalar da var zaten e, Bir sözü daha fazla uzatmadan sevgili Furkan'a. Bırakalım oradaki atmosferi, heyecanı bizlere bir anlatsın. Ömer çok teşekkürler. İsviçre'den, Lozan'dan bizler de mutlu günleri yayınlar dileyelim. Türkiye-İsviçre replay 2008 mücadelesi için Lozan'a geldik. Bu akşam saatler 20'yi gösterdiğinde karşılaşma ağız spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Bizler de aslında bu tarihi maç öncesinde bir zamanda yolculuk yapmak istedik. Amil takımımızın soyunma odasındayız. Bu akşamki mücadele öncesinde böyle sırasıyla bir formaları tekrardan ekranlara getirmek istedik. Ekip arkadaşım Mehmet Tekin'le beraberiz. İlk olarak burada kaleci formaları var. Onlarla başlayacağız. Tolga Zengin turnuvadaki 2008 Avrupa Şampiyonası'ndaki 3 kalecimizden birisiydi. Kadroda Volkan Demirel, Rüştü Reçber ve Tolga Zengin yer alıyordu. Tolga da bu akşamki bu yardım mücadelesinin kadrosu olacak Tabii ki 23 numaralı formasıyla Euro 2008 Avrupa Şampiyonası'na damga vurmuştu Volkan Demirel. Özellikle İsviçre karşısında aldığımız 2-1'lik galibiyette 1-0 gerideyken biz yaptığı çok kritik kurtarışlar vardı. Bu akşamki yardım maçında da yine kalede Volkan Demirel olacak. Atakaş Hatayspor'un Spor'un teknik direktörü şu günlerde Volkan Hoca. Servet Çetin savunmadaki kilit isimlerimizden birisiydi Avrupa Şampiyonası. Belki onun da kariyerindeki zirve turnuvalardan birisi olmuş ki 2 numaralı forması Servet Hoca'nın Sivasspor'un teknik direktörlüğünü yapıyor. Servet Hoca da o da soyunma odasındaki yerini aldı ve Hakan Balta e aslında tırnak içerisinde bunu tabii ki söylüyorum. Buz adam çok soğukkanlıydı. Futbolculuk yıllarında Üç numaralı forması hem stoper hem sol bek ama Avrupa Şampiyonası'nda onun da unutulmaz maçları vardı. Savunmadaki en kilit isimlerimizden birisiydi Hakan Baltını Devam edelim. Mehmet'ten rica edeyim. Hemen karşı tarafa doğru geçelim. Burada aslında Türk futbol tarihinin belki de en unutulmaz orta saha oyuncularından birisi Emre Belözoğlu. Başarılar dolu bir futbol kariyeri var. Euro 2008 turnuvası. Onun tabii ki bir de 2002 Dünya Kupası üçüncülüğü var. Emre Hoca. Onun da 5 numaralı forması. 5 numara onunla özdeşleşmişti Türk futbolunda. Onun da soyunma odasında 5 numaralı forması yerini aldı ve bir Brezilya'da fakat o artık bizden biri. Mehmet Aurelio 7 numaralı forması. Amili futbol takımımızda Avrupa Şampiyonası'nda çok önemli performansları imza Mehmet Aurelio da bu Lozan'daki yardım mücadelesinde yerini alacak. O da kafile ile beraber İsviçre'ye geldi ve Nihat Kahveci deyince bir burada bir durmak lazım belki Mehmet. E, Nihat Kahveci Çek Cumhuriyeti mücadelesinde aldığımız o unutulmaz geri dönüş, unutulmaz galibiyetin e, mimarlarından birisiydi. Turnuva'da e, inanılmaz bir performansı vardı. Belki de kariyerinin en top performanslarından birisini imza atmıştı Nihat Kahveci. 8 numaralı forması o da e, o turnuvada özellikle tecrübesiyle amile futbol takımımıza çok ama çok katkıda bulunmuştu ve gelelim golcüye. Nöbetçi golcü 9 numara Semih Türk, o tarihi mücadelede İsviçre karşısında geri geldiğimiz 2-1 kazandığımız maçta beraberlik golünü atan isim de Semi Hoca diyoruz. Artık o da Fenerbahçe Kulübü'nün altyapısında görev alıyor. Semi Hoca o geri dönüşü, ateşi orada yakan, başlatan isim olmuştu. 9 numaralı forması Semih Hoca'nın da soyma odasının yerini aldı ve 11 numara Tümer Metin. Hem Beşiktaş hem Fenerbahçe'de önemli başarıları var futbolculuk yıllarında. Tümer Hoca, Tümer Metin o da bugünkü yardım maçında forma giyecek. Devam edelim. Burada da çok önemli isimler var. 14 numara Arda Turan. Neden önemli Arda Turan? 2-1'lik galibiyette gol atan isimdi. O imza gollerinden birisini atmıştı. Topu sağına çekip o vuruşuyla beraber Türkiye'ye İsviçre karşısında 2 birlik galibiyeti getirmişti Arda Turan. O da Eyüp Spor'un teknik direktörü aynı zamanda bugünkü yardım mücadelesi için Hatay şehri, Hatay spor halkı için düzenlenen bu yardım organizasyonunda Arda Hoca da yerini aldı. Emre Aşık Emre Aşık deyince de zannediyorum Hırvatistan maçı akıllara geliyor. O işte Semih Şentürk'ün 120 artı bir attığı golde O karambolü yaratan isim de aslında Emre Aşık. O da 15 numaralı formasıyla bugün o da soyunma odasındaki yerini aldı. Emre Hoca da bu akşamki mücadelede forma giyecek. Tuncay Hoca, Tuncay Şanlı 17 numaralı forması. Fenerbahçe'nin unutulmaz isimlerinden birisi Sakaryaspor. Sonrasında Fenerbahçe uzun yıllar kaptanlık hem milli takım hem Fenerbahçe'de Türk futbolunun, futbolumuzun unutulmaz isimlerinden birisi. Burada tabii bir yandan İsviçre milli takımında da oynayacak olan isimlerin formaları var. Henüz onlar açılmadığı için ben de çok da fazla burada e, Eşyaları da zarar vermek istemiyorum. Johan Vogel şu anda elim o geldi. Onun forması var. Bir yandan da hazırlıklar devam ediyor. Burada İsviçre mil takımının formasını buradaki görevli abimiz sağ olsun bizler için şu anda gösteriyor. Arkasını gösterelim. Other side. Evet. Lombardo 10 numaralı forması İsviçre mil takımının da Burada artık hazırlıklar yavaş yavaş devam ediyor sevgili Ömer. Biz gün boyu buradan e, Lozan'dan tüm yansıyanları aktarmaya devam edeceğiz. Maça yaklaşık e, 4 saatlik bir süre kaldı. Hem konserler olacak hem farklı organizasyonlar olacak Kendi saatler e, 20'yi gösterdiğinde yardım maçı A spor ekranlarından canlı olarak inanacak diyelim. Biz sözü şimdilik tekrardan size bırakalım Ömer Saraç. Furkan Yıldız çok teşekkürler. Tüm bu e, güzel hatırlatmalar için de bir kez daha teşekkür e, etmiş olalım. Bir geri döndük gittik e, o günlere 2008 belki çok uzak değil ama 15 sene de olmuş. Hatırlıyor musunuz hocam maçı? Ne hatırlamaz bir Yağmur çok... Saint Jacob Park'ta top gitmiyor yerinden. Aynen. Geriye düşmüşüz. Hatta geriye düştükten sonra bir tane pozisyon var. Yağmur orada işimize yaradı. Hakan yakın ha, golü evet. atacaktı. Top çakıldı böyle yere. Önüne gitsem Bravo. gol olacak çünkü. Doğru hatırladım. Sonrasında işte oynanır mı oynanmaz Ama bir tane de attılar yani. öyle. Durmadı top. Evet. Önünde kaldı. Boş kaleye tamamlamıştı. Evet. Hakan evet. attı o ve sevinmedi. O gol değil mi? Evet, evet, evet Hakan attı ve sevinmedi. Bravo sevinmedi. galiba öyleydi. evet, evet hocam. Sevinmedi. Sonrasında Semih ve Arda. Ah niye durmadı bu sefer diye üzülmüştüm çünkü top. Belki <laughs> son de Hakan da üzülmüştür atmamak için. Yani Aa, Önünde hocam. kalsaydı daha iyi miydi falan. Kaptırdın mı kendini maça kalmaz herhalde öyle bir şey değil mi? Yok ya Hakan ben o maçta öyle hissettim yani. Türk Milli Takımı'na karşı duyguları çok ağırdı yani. Olmaz mı? Abi? Tabii ki olur. Öyledir Sarıçta muhtemelen. Sonuçta İsviçre Milli Takımı Onları oynuyor da ama yani öz böyle öz Türk. Tabii o kardeşiyle o beraber. Bakmış. Onlar... Neyse senin sözünü kesmiş. Yok Sen hocam. Hızınla verdik de <laughs> işte o tabii, <laughs> devam et. <şeyleri> da, <gülüyor> <gülüyor> her yine... şey kutsun lehine abi. Dünyada her şey kutsun lehine. Şu, anda lehine. 2008'e gelmeyelim. Boş ver güncel olalım. Güncel, biraz. Ömer ya bırak hocam. 2008'deki hocam, başarılar. Hocam, bu akşam az yayınlanacak maç. ...bunu sona doğru ayıralım. Dünkü maçtan daha heyecanla beklenen bir maç. Serkan kabul ediyorum da şu anda gündemimizde 2008'i daha sonra doya doya konuşalım. Tabii. Ama soğutmayalım olayı. Doğru. Ee, Doğru ben şöyle bir saymak istiyorum bir bu tabii. maçtan alarak. Soyunma odasında az önce kimlerin formalarını gördük? Volkan Demirel, Hatay, Hı, hı. Servet Çetin Sivas, Hakan Balta. Örnek gösterilen oyunculardan e, biri. Yani yöneticilik sıfatıyla beraber Galatasaray'da tabii, çalıştı. İdari hı, bölüm Emre Belözoğlu yeni Başakşehir'den ayrıldı ve Fenerbahçe'ye hayat verdi bir dönem. Bence önü çok açık. Yani Türkiye'de her zaman sahnede olacak bir futbol adamı Aynı. Emre Bölozoğlu. Sadece eski büyük bir futbolcu değil. Aurelio bizim çocuğumuzdur. Mehmet'tir ön adı. Ve milli takımımızda oynamıştır. Nihat Kahveci dün akşam beraberdim kendisiyle. Bu seyahat için ve bu maç için çok heyecanlıydı. Çok mutluydu ve duygusaldı. Gözleri doluyordu. Arda Turan şimdi Eyüp Spor'u çalıştırıyor. Bunların hangisinin Stefan Kunst'tan eksiği var? Hepsinin fazlası var. Çünkü Türk Türkçe konuşuyor, Türkiye'de yaşıyorlar, oynanan futbolu görüyorlar, herkesin nabzını ölçebiliyorlar. Almanya'dan gelip hafta sonu maç seyretmekle beraber Türk milli takımı yönetilmez. Evet, tribünde ben de oturuyorum. Yani, ben yani ona bakarsan, bütün yardımcıları da Almanya'dan geliyor. Böyle bir şey olamaz ya. Takımın yani. lideri San de Almanya'dan. Hepsi Almanya'dan yani. Senin... Takımın ana dili Almanca kaleci antrenörü bile Almanya'da geçen sene bilmiyorum başka takımda çalışıyordu. Bizim milli takıma geliyordu part-time. Yani böyle bir dünya yok ya. Bu kadar basit olmamalı bence yani. Abi yani şimdi, o saydığın isimler hı hı. Serkan, değil mi? 2008. Ya şimdi onun dışında Stefan Kunsun kariyerinden çok daha kariyerli. Milli takımda çalışmış ve çalışmaya şampiyon aday, hocalarımız var ya çalışıyoruz Bir sürü hoca arkadaşımız var. hoca abimiz var. Allah'ın adına ya. Nedir bu ya? Bu kadar olamaz ki ya. Biz bu kadar kendimizi aşağıda görmememiz gerekir. Aynen hocam. Bunu gösterenler utansın. Hocam işte çok kısa özet yapalım yeni açanlar için. Hani 90 dakikalık maçı 3 dakikada özetliyoruz. Benim aklımda kalan kuntusu söyleyeyim ben. E, Letonya'yı yenip ağlaması, e, Berkan'ı oynatması, tarihimizin en kritik maçında, Portekiz'le oynanan playoff maçında ve aynı playoff maçının öncesinde e, to, maç toplantısında... Galleri Cengiz... yeni bağlaması. Efendim? Galler. Galler. Hocam oralar Ya yani ilk ona giremiyor bende. Hayır Letonya Galler'e karşı bir artı bir oynadık biz biliyorsun. Tabii tabii ikisi de İki 10 kişiydi. İki takım da ikisi oynadı. 10 kişiydi evet Yani Bravo. onları yendik üstelik nasıl yendik. Aynen. Hocam soyunma odasında Cengiz'in ben Almanca bilmiyorum neden Almanca konuşuyorsunuz diye serzenişte bulunması... Ve tabii ki orada yüzlerin nasılması bu kadar önemli bir maçta. İşte Berkan'ın sol bek olmasını söyledik. <laughs> Lüksemburg'dan 3 yemek evimizde ve yenememek ya. ve Foro Adaları'nda deplasmanda yenilmek. Oradaki maçta Berkan sol bek oynadı değil mi? Yok Portekiz'de Portekiz'de. Portekiz'de. Onu Portekiz'de. diyorum. E, dünkü maçta kim oynadı? Cenk oynadı. Cenk abi. Çocuk hayatında sol bek oynamadı. Işte Skalayınca da gol yedik. Yani çocuğun bir günahı yok ki. Bir de iyi futbolcu Valencia'da gayet başarılı. Ben, or Senin orada oynatacağın Kazım Can var bırak onu hiçbir şey bilmiyor musun abicim? Şu Beşiktaş'ı bir seyret Beşiktaş'ın maçına tahmin ediyorum gitmedi. Ya Onur'u Şenol Hoca sezon başından beri sol bek oynatıyor ve sen onu 70 küsürüncü dakikada oyun alıyorsun. Solbek e toparlanıyor kuruyorsun. takım. Takım toparlanıyor 3 defa 4 defa bindirme yaptı sol ayağı olmayan sol ayağından e, orta. orta yaptı yani. Ya o kadar takımın kimyası bozuk ki yani yemin ediyorum sana. Yani şu Türkiye'de yani mübalağa etmiyorum herhangi bir arkadaşımız o milli takımı sahaya çıkarsa bu 11 ile çıkmaz. Ve bu 11'i onun, değişi, de, ya onun yaptığı değişikleri yapmaz. Başlarken de farklı yapar, değiştirirken de farklı yapar. Bu oyuncuların da bu kadar düşük verim vermesinde etken olmaz. Aynen. Etken olmaz. Şimdi hocam mesela araba yarışlarında farklı disiplinler var. Rally, Formula mesela. Formula 1 dediğim pistte NASCAR. arabaya bile benzemeyen garip arabalarla uzay teknolojisiyle yarışmak. E, rally dediğin binek otomobillerin biraz modifiye olmuş halleriyle e, sert yollarda ve ama gerçek yollarda pistte değil, değil. E, birbirine karşı zamana karşı yarışmak. E, dediğin gibi ne var başka? NASCAR var mesela. O çarpa çarpa. O da bir pist ama monoton bir pistte. Onun da keyfi ayrı. Kamyon yarışı var. Bunların hiçbir şoförü alıp diğerine koyamazsın. <laughs> yani bir Formula şoföründen rally şoför oldu. Böyle şeyler oldu ama hani oradaki şampiyon burada şampiyon olamaz. İşte Michael Jordan da beyzbol oynadı falan. Böyle arada atraksiyonlar, istisnalar olur Hüseyin hocam. Bolt vardı yani. Hüseyin Bolt muydu? Futbol oynadı. Ama oynadı. Yalnızca, evet evet hocam. Bir yerde. Yani, yani, şuraya geleceğim. Serkan abinin dediği örnekte de Hakinen vardı. Mika Şuraya göreceğim. ve tabii Hakinen ama Finlandiya'nın e, ata sporu Hakkı, biliyorsun. Rally'di zaten. Rally'dir. Aynen. Yani hocam şunu diyeceğim. Siz kalkıp bir rallyciden Formula 1 pilotu yaratamazsınız. Milli takım dediğimiz şey Türk futbolunu kurtarma yeri değil. Siz de federasyonda yıllarca mesai verdiniz, bir Abi. ömür mesai verdiniz. Ben de hasbel kadar kısa da bir dönem olsa bulundum, gözlemledim. Hani sizin gibi futbolun çiminin kokusunu alarak e, topla haşır neşir olarak futbolcularla yoğun mesai vererek değil ama hani oradaki işleyişi bir idareci olarak gözlemledim. Yani ben hayatımda bu kadar kötü bir casting görmedim. Hani yanlış bir rolü yani yanlış bir kişiyi yanlış rolde oynatıyoruz biz. Şimdi Kuntz'u Ümit Milli Takımımıza transfer etseler gene biraz mırıldanır. Söylenirdi. Hani derdim yani gerek yoktu hani Türkiye'de çok kıymetli hocalar ama hani ya mantıklı mı? E bir mantığı var derdim. Ama A Milli Takımımızın hocası değil hocam. da Kuntz'un bir suçu yok. Yani kişiselleştirmek de istemiyorum konuyu. Benim ne sorunum olacak? Stefan Kuntz gibi çok kıymetli yani ne kadar güzel. Biz önemli Beşiktaş'ın formasını giymiş. E, hepimizi mutlu etmiş. Bence pırıl pırıl da bir karakter. Yani karakterde de hiçbir problem yok. En azından Lucescu gibi zırvalamıyor, bizi birbirimize düşürmüyor. Ama işte e, Fankunst A milli takım disiplininde yarışmacı bir hocamız değil. Bunu böyle bilmemiz lazım. Görmüyor muyuz? Anlamıyor muyuz? Ya hocam en efsane Türk hocaları düşünelim. Ya, Fatih Terim. Fatih Terim Lüksemburg'la Burada 3-3 berabere kalıp Faroe Adaları'na deplasmanda yenilse kovulurdu. Ko o o zaten... arkasına teneke bağlanırdı. Hayır, kovulmayı bırak zaten Fatih Hoca var. kendisi bıraktı. Bravo. Zaten Fati ona hoca da kalmadan o kalite gerek var. Bravo. Fatih Hoca'da o kalite var. Şenol Hoca, hoca Hollanda'ya 4 attı, yendi. 4 atıp yendiği Hollanda'dan 6-7 diye eksik kaldı. Gönderildi. Eksik kaldı evet. da yedi o golleri. Evet. Ama 4 atıp da yendi aynı Hollanda'yı hocam, aynı grup mücadelesinde. Serkan son derece haklısın. Biz bak bu şimdi adama niye Şitefan, tahammül etmek zorundayız Ben onu anlamıyorum acaba. Seni hocam. tamamlayayım ben. Stefan Kuntsun bir dön dön bak Almanya'da Alman Ümit Milli Takımını iki dönem çalıştırmış. Başka teknik adamlığı yok. E, Çok haklısın. Helal olsun. Ne güzel. Yani sen şimdi Alman Ümit Takımını iki defa Avrupa Şampiyonasında herhalde başarılı olmuş. Abi al onu niye onların ameli takımı almadı? Neden Almanya'da bir tane Bundesliga takımı almadı da biz gittik. İstafan i̇şte Kunsu getirdik ya, ya getirseydin. Aa milli takıma ya, ah işte bak. Milli takıma Lövü getirseydi. Bak, ee, lövü getirsen. Almanya'nın gelecekte düşündüğü hocayı biz alıyoruz. Ya diye nerede abicim Almanya düşürse sana verir mi onu Son, Ömerciğim? O dönem için hocam, öyle hayır, mi? hayır yani. öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Almanya milli takımı düşünecek onu biz aldık. Vay anasına ya. Ya bunu da yemezler ya bu kadar da bizi saftırıp zannetmesinler hocam, yani Ben ya. aktarılarını söylüyorum yani. Ee, yok yok öyle, tabii, tabii Öyle aktarıldı. Yani. Öyle bir şey yok. Hadi alsın Alman milli takımı niye almadı ya? Şimdi bir daha benim olur. Almanya'da yaşayan çok arkadaşım var. Yani Stefan Kustun yani kendisiyle bir işimiz yok Serkan da tabii söyledi canım, Çok bir kıymetli insan. bir adam. Çok kıymetli bir adam. Biz dedi... Stefan Kurs'u size staja oluyoruz dedi. Daha sonra başarılı olsa Almanya'dan bunu istikrar takımlarını alacağız diyor. Bana bir sürü arkadaşım mesaj yaptı orada. Yani bu, bu kadar abartılı bir şey değildi. Yani ben onun bu bizim Türk milli takım başında olmasını hala kabullenemiyorum. Ya şu takımımıza bir bakalım Allah aşkına ya. Orta sahamız bak İsmail Yüksek, Orkun Kökçü, Hakan Çalhanoğlu. <laughs> İnanılmaz. Ya bunlar dünyanın en büyük kulüplerinde oynuyor. Öyle başladık oyuna. Hakan nerede oynuyor? Inter'de. Orkun nerede oynuyor? Benfica'da. Benfica'da. İsmail Benfica'da. nerede oynuyor? Fenerbahçe'de. Bunlar dünyanın en büyük kulüplerinin oyuncuları ya. Ya şu ortası bir üretim yapmadı. Bu üretim yapmamasındaki suç bu çocukların değil. Hakan Çalhanoğlu ne dedi? Çok mutsuzum dedi. Bu takımı yenemediğimiz için dedi. Ben dedi çok formda geldim dün akşam demeyeceğim. geldim moralim evet. moralim bozuldu falan dedi. Moralim yani neden? Hakan Çalhanoğlu ya buradan alıyor topu Ömer sana atıyor sen alıyorsun öbür tarafa atıyorsun Orkun. Bir tane adam eksiltmiyor ne Orkun eksiltiyor ne Hakan eksiltiyor ne İsmail. Yani orta saha oyuncusu rakipten oyuncu eksiltmezse rakibi zor duruma düşürmezse gol pozisyonu yaratamazsın. Doğaçlama olur ki ilk yarıda iki tane Kerem'in aynı Galatasaray'daki yaptığını yaptı. Icardi yaptığını Barış Alper attı. Barış Alper o pozisyonlara girdi. Ha Barış Alper bu maçta santrofor olur muydu? Ben daha önce mesela olmasından yanaydım. Bu maçta olmazdı. Bak Halil Dervişoğlu oyuna girdi santrofor gibi oynadı. gol vuruşu var. Bertu giydi. santrofor bir vuruşu bir var. takımında anlaşılabilir. Yani sakatlık olmuştur, transfer dönemi kapanmıştır. Hani başka mevkide oyuncu oynatırsın. Yani mevkisi olmayan oyuncu oynatabilirsin. Ama Milli takımda ya seçtiğin havuz zaten çok geniş seçiyorsun yani. 10 numara ya. O yüzden ya. Forvet de olsa savunmada da olsa mevkisinin oyuncusu oynaması lazım yani. Hayır. Bir kere temel sıkıntı burada. Bu. Ömer Santrofor'da özellikle gol vuruşu yapacak adam lazım sana. Niye? Senin diğer tarafların çok iyi. O diğer tarafların da çok iyi ama çalışmadı dün. Burada Santrofor ya Halil Dervişoğlu oynar ya Bertu oynar. Barış'ta oynayamazsın. Barış'ta deplasmanda oynayabilirsin. Barış'ta da daha güçlü, enerjisi yüksek takıma karşı oynayabilirsin. Savunması çok güçlü bir takım. Ya Ermenistan'da oynuyoruz ya. Sen burada golcü özelliği olan kim varsa onunla başlayacaksın. Seçimini ya Al Halil'den yana kullanacaksın ya Bertu'dan yana. Olmazsa Barış'ta çünkü... başlangıç 11 başlangıç 11'ini tartışırız da. Ya başlangıçta zaten bak. Hocam. Zeki oynatıyorsun. Size bir soru sorayım. Dakika 61. 1-0 gerideyiz değil mi? Evet. Tempo yapmamız lazım. Ha, aynı lazım. konuşacak. 3 oyuncu girdi abi. hocam. 3 oyuncu girdi. Oyuncularla bir sorunum yok onu söyleyeyim. Fakat bu oyunculardan giren 3 oyuncudan ikisi henüz kendi takımlarında bile düzenli oynama şansı bulamıyor. Girenler bu İrfan, Onur. İrfan İr 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 yine oynuyor. Ee, Onur 72'de girdi. 61'den bahsediyorum hocam. 3 oyuncu girdi. Halil Dervişoğlu, İrfan Can Kahveci, Mert Müldür. Mert zaten yeni yeni oynamaya başlıyor Heh. <laughs> Fenerbahçe'de. Uzun zamandır ritmini bulabilmiş değil. Geçen sezon iki maç oynadı. Halil aynı şekilde ve son haftalarda oynatmıyor konuca. Hoca. İrfan'dan da, İrfan Can da bu sezon oynamaya başladı. Biraz daha düzenli ama o da çok düzenli değil. Şimdi dakika 61 gerideyiz. Üç oyuncu değişikti ama bu oyuncularla tempoyu arttırmak mümkün değil. Çok güzel bir şey hatırlattın. Ya Mert Müldür İsmail Kartal Avrupa kadrosuna almadı. Bak İsmail Kadr <laughs> Kartal Avrupa kadrosunu almadı neden? Hazır değil, iyi değil. Ya sen şimdi bak. Onur diye bir arkadaşımız var. Beşiktaş'ta oynuyor ve çok iyi oynuyor. Çocuk sağ beke koyuyorsun oynuyor, sol beke koyuyorsun oynuyor, sağ öne koyuyorsun, oynuyor ve çok başarılı oynuyor. Ya sen maça Zeki ile başlıyorsun. Zeki Roma'da çok fazla süre almıyor. Cenk'le sol bek alıyorsun. Cenk hayatında sol bek oynamamış. Burada onun yerin ondan önce bak onurdan önce Mert Müldür alıyoruz. Ya stoper tercihleri de yanlış hocam. Ya. Oynamayan stoper yerine şu Abdül Abdülkerim'i Abdülkerim koysana. Abdülkerim'i oynatmaması bir kere bir cinayet. Ha, ligin en iyi stoperi adam şu ya. Şu anda en formda ve en iyi olan Türk. bak cinayet diyorum sana Abdülkerim'i oynatmaması. Ya ha, bir bu, de savaşçı ruhlu, şey ruhlu, kaliteli bir çocuk yani, yeri... yani milli ruhu olan bir çocuk. Harika. Bir de oyunu geriden başlatma da Abdülkerim bunların içerisinde en iyisi. Bence de. Dribbling boş alan buldu mu bak da var. orta sahaya doğru gidiyor, rakibe eksiltiyor. Ama burada başka bir şey var. Mert Müldür hatırlat. <laughs> ya abicim sen bunun nasıl milli takım alırsın ya? Ya sen Ozan Tufan'ı nasıl almazsın? Şu üç Almanya tane. Almanya biliyor mu hocam dört Mert Müldür? bildiği için orada oynuyor. Ya, Avusturya kökeni. Tahmin ettim ben de. Ya hocam. takımın içinde hani, Almanca bilmeyenler yayına gelmeden mi? önce demiştik ya kimdir sunucumuz ben Ömer demiştim. Hayat deneyimi işte hocam. Sen, Almanca biliyor ben, mu Almanca diye bilenler zaten ön planda. Ya biz Alman ekolünü yaşatıyoruz ya güya. Ama farklı yaşatıyoruz biz. Ya Öyle değil. İlkay'ın birader ana dili gibi çok iyi Almanca konuşur. Alman lisesi mezunu. Onu da alabilir yani. Lisesi. Hayır yani şurada ben Mert Müldür'e çok takıldım. Ozan Tufan Çerpişip'te Ozan... ayın oyuncusu seçildi. Evet ayın oyuncusu dört, seçildi, dört tane oldu. gol attı. Orta sahada şu bizim orta sahada. Evet çok kaliteli oyuncularımız da var. Yedeklerimize de bak. Salih Özcan, Salih Uçan. Ya Ozan Tufan şu saydığım beş oyuncudan gole en yakın oyuncu. Skor yapan oyuncu. Rakibi zorlayan oyuncu. Santrofor'un bıraktığı koridorlara koşu yapabilen bir oyuncu. E hocam, ya biz böyle bir oyuncuyu almıyoruz. Şöyle tebrik ediyorum bakış açısı olarak. Şimdi gol arayacağım bir maç değil mi? Ermenistan'a karşı favori çıkıyorsun evet. içeride. Zeki zaten Mourinho ile birlikte hani hücuma küstü yani Roma'da. Çünkü hani belli Roma'da... Şu onurla başlamamasını diyoruz. bana yani, bir yani, izah edebilir misin? İşte, Ozan kadroya çağrılmayan isim daha hücumcu bu isimlerden. Yani... Hayır Onur'la başlamamasını nasıl anlayabiliriz? Evet onu diyorum ben yani, yani şu Onur nasıl oynamaz bu takımda? Ya Sağ bekinde de oynar, sol bekinde de oynar. oynar. Mert Müldür'ün burada ne işi var abicim? Mert Müldür'ü İsmail Kartal'a sor. Belki bilmiyorum konuşmuşlar mıdır konuşmam. Ya abicim ne alıyorsun abi bu hazır değil. Ya şu orta sahadan biz bir şey yaratamıyoruz. Ya Serkan, İsmail, Salih Özcan, Salih Uçan, Orkun Kökçü, Hakan ve çocuklar ya... 5'e şey, 2 oynar gibi orta sahada oynuyorlar ya. Ya nabızları 180'e vurmadı bu çocukların ya oynarken ya. Bir depar atmadılar ya. Rakip savunma arasına bir koşu yapmadılar. Böyle bir futbol anlayışından beraber biz kazanamayız. Tempon yükselecek. Nabzın 180'e 200e vuracak belli bir saniyede. Çünkü oraya bir depar atacaksın nabzın yükselecek. Halı saha oynar gibi futbol oynanmaz. Burası Türk milli takımı. Bu duyguları verebilecek. Türk insanı var burayı çalıştıracak. Neden bu kadar ısrar ediyoruz ya? Ben evet geçen haftaki programda burada dedim ki evet Ermenistan'ı yenersek Ştefan Kustan devam etmek zorundayız. Ama bırak şimdi yenmeyi ben oyun olarak bir şey hissetmiyorum. Ben Türk milli takımını hissedemiyorum ya ben ben sevinmek istiyorum ya ben çoluk çocuğumla sevinmek istiyorum sevinemiyorum ki. Hayır iyi futbol oynayıp da berabere kalmadık. Ömer vallahi hocam. Şaşırt, yani yapacak olur, bir girilmez, şey yok. Yapılacak döner, bir şey var. Çıkaram öyle bir maç değil. Hiç teşekkür edeceksin. Nasıl bizi orada geldiler? Biz Almanya kolunu getiriyoruz dediler. Bu ameli takımda da sınırlı değil. Altlara doğru bir bakmak lazım. Ha, bir şey söyleyeceğim. dün akşam yayınladığımız geleceğiz. İrlanda maçındaki teknik direktörümüz gerçekten onunla da tabii ki kişisel bir Levent problemim hocam. yok. Pardon. Levent. Ha, Levent Sürme ben de adını söyleyecektim. Levent Sürme. Nürnberg'de 15-16 yaş takımını çalıştırmış bir insan. Nürnberg'in 15-16 yaş takımını çalıştırmış insanın Türkiye Türkiye A milli takımının altındaki Ümit milli takımda hani ben şöyle sorarım. Hani ben gazeteciyim toplum adına bunu sormak zorundayım. Bunu sormazsam bana sen ne arıyorsun orada derler. Bir de çok özür dilerim. Türk'üm. Türk futbolu severiyim. Ve o milli takım ve o mit milli takım benim. Kulüplerle ilgili konuşurken ben bu kadar sert gördün mü sen beni? Yok. Abi yani ben bir şampiyonaya daha e, katılamama gibi bir olasılığı düşünmek dahi istemiyorum. Bence katılacağız bu arada. Ben de öyle Kuntsa rağmen katılacağız. Bak o ayrı bir konu. Kuntsun sayesinde katılacakmışız gibi davrananlar varsa bence biraz kendilerini Çeki düzen versinler yani biz kuntusa rağmen katılacağız. 5 takım var ikisi gidiyor. Biri İnan Letonya tam. biri Ermenistan takımları. Bir teknik direktörle yani. vedalaşmak için kaybetmesini beklemek ya da bir teknik direktörle <laughs> e, devam etmek için illa kazanması gerekmiyor hayatta. Bravo skora yönelik teknik direktörü değerlendirme yok Ben yani. dünkü oyundan sonra Serkan kusura bakmasın da ben en kısa sürede e, gerekeni yaparım. Aynen hocam. Yakışanı yaparım. Çünkü gerçekten bizi üzüyor. Bak Türk halkı olarak üzülüyoruz. Ben dünkü Ermenistan'a karşı mahkum oynuyorum çoğu bölümlerde. Bir de ilk yarıyı oynamışız diyor. Ya ilk yarı abicim bizim alay etme bizle ya. Şimdi bir de şöyle alay bir şey etme var. Alay etme bizim hakkımızda alay etmeyin ya. Biz ben seyretmiyoruz bu maçı ya. tarafında hiçbir zaman yokum. Ben bir milliyetçi bir insanım ama. Hepimiz e, milliyetçiyiz spora ya. Bunu hiç katıştırmayı sevmem ama elbette ki benim için Yunanistan maçları. ...Ermenistan maçları... ...farklı bir anlam taşıyor. Bunu is yani... ...en... Canım, coğrafya olarak ha ya, bu yani. ...benim için... Şimdi yani için ...en azından tatlı bir ya. rekabet falan... ...diyeceğimiz bir şey bu. Ama yani hani Türkiye Ermenistan'ı yenememek... ...şu takımla, şu jenerasyonla... ...burada grup mücadelesinden biz ilk ikiye gireriz... ...falan aşan bir durumdur. Ben oğlumla izledim o maçı. Yani benim oğlumun... ...milli takımı Türkiye'de... ...hazırlık maçı bile olsa... Ermenistan'ın yendiğini göstermek istiyorum oğluma. Bu ha, iyi oynasın, elinden geleni yapsın, karşılığında da taş gibi takım olsun, yenemesin. Eyvallah. Spor bu değil mi zaten? Doğru. Kaybetmeyi de öyle öğreteceğim oğluma doğru, ben. Doğru. Ama yani ben dün akşamki takımlar Ermenistan'ı nasıl yenemem ya? Şimdi tam... bakın Burak Yılmaz. <laughs> Hayatım boyunca Burak Yılmaz'ı mükemmelliğinden, üstünlüğünden dolayı eleştirdim çünkü eleştirilmeye değer adam. Çünkü Türk futbol tarihinin gelmiş geçmiş en büyük futbolcularından birisi. Ya Burak şöyle yapmasa daha mı iyi olur falan filan. Burak Yılmaz gitti takım da aldı ya. Golcü gitti demiyorum bak. Golcülüğü ayrı. Burak Yılmaz'ın boşluğu golcü olarak doldurmak imkansız. Ama ya karakter bu Hakan Çağlanoğulları'yla, Cengiz Ünderler'le, Stefan Kuntz'larla Burak uğraşıyordu o milli takımda. Burak gitti milli takımın insicamı da aldı. Bakın çok net söylüyorum size. Bu adamın ben özel hayatında yaptığı hatalarla hepimiz hatalar işleyebiliyoruz. Yani Hep eleştirdim. Ama Buran gidişi milli takımın ruhunu da kaybetti. Serkan tebrik ediyorum. Bir abi olarak bırakma yani, öne. Toparlıyor oluyordu. da abi toparlıyor. orayı. Toparlıyor sana mu? bir soru soracağım. Ya demin Ömerle konuşuyorduk. Sen pek şey olmadın, vakıf olmadın konu. Ya sen bırak şimdi ya Stefan falan. Sen Keşke. milli takıma sana gelse desek, Stefan Kuz şu üç tane santrofum var kimle oynarsın? Bertu, Halil Dervişoğlu, Barış. içeride oynuyoruz ve gol atmak zorundayız. Ha, Halil Dervişoğlu niye aldın derim. Bir, Barış'ı kanata koyarım. Hani oynatacaksan. Ya, yok yok. Kim oynatır? Gol atacaksan. Bertu oynatırım abi. Ya, ya Bertu oynatırsın ya Halil oynat. Ya fazla da gitme sağa sola ya. Bana öyle derseniz ben derim ki U21 maçına mı geldik derim. Biraz onun gibi bir kadro seçimi olmuş aynı zamanda. Ha, hayır hayır. Yani. Ya, olabilir bak olabilir. ama yokluk olabilir. içerisinde ayrı... bunu koyarsın. Ya sen Onur gibi bir oyuncu. Ya ligde şu anda en formda Türk oyuncu ya. Beşiktaşlı onuru nasıl oynatmazsın abicim ya? Yani ben burada artık şu Hakan'ın söylemlerinden sonra, demeçlerinden sonra ya şu orta saha yemin ediyorum Avrupa'da hiçbir takımda yok. Yaş ortalaması çok düşük bir seviyede. Hepsinin fizik üstünlüğü inanılmaz. Ama çocuklar 5'e 2 oynar gibi orta Hocam, sahada oynuyorlar al, ya. Al, 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 bana ver bana. Zagreb'de doğmuş olsaydı şu an bu grubu force ediyorlardı. Tabii canım. Yani şu kadro. Ömer sen halı saha maçı, olsa, halı saha maçı yapıyorsun değil mi? Tabii yapıyorum. Şu bizim dünkü orta saha halı sahada oynar gibi dar alanda pas yapıyor ya. Bir tanesi dirip ya Hakan gibi oyuncu gitmiyor. Hakan'ın suçu değil. Orkun gibi bir oyuncu 90 dakika boyunca bir kaleye şut atmıyorsa o çocuğun günahı yok ya. O çocuk... Uzaktan şutlarıyla meşhur. Bizim şu orta sahamız 100 milyon euro ya. Ya inanılmaz bir orta saha. Hakan Çalanoğlu Inter'de artık 6 numara oynuyor. Ve 6 numara rolüne de... Hakan'ın da şutu yok kaleye doğru düş çocuğu. 6 numara ya. rolüne de bence e, çok yakışıyor. Çok da iyi oynuyor. Inter'li taraftarlar da çok 6 numaradan daha iyi şut atıyor Hakan daha biliyorsun iyi. değil mi? Ama çok çıkmıyor. Şimdi ben Hakan için dün şunu söylerim yani. Tamam, ama Inter'deki rol, rolünü benimsedi derim. Kadroyu böyle oluşturmazsın ama. Yani hem Hakan hem İsmail hem Orkun Burada gidip ya gelecek var. üçü de aynı yani. aynı düzeyde oyuncu. Ben Ozan Tufan'ı onun için dedim. Evet. Santroforun boşalttığı koridorlara koşu yapacak. Ya iki yönlü bir, bir oyuncu lazım doğruya yani. Ya bir de kenardan gelen ortalarda ne Hakan'ı gördük ne Orkun'u gördük hiçbirini görmedik. Ne de İsmail. Ama Ozan oralara koşu yapıyor. Santroforun boşalttığı koridorlara öndüre santrofor koşuyorsa Arkaya Ozan koşuyor, gol yapıyor. Şimdi hocam, Ki bunu bizim, milli takımda Serkan sen de seyrettin. Bizim Ozan bizim çok gol attı konuşuruz. bize. Şimdi konuşmak Ozan istediğim bir bu. konu var. onu. E, Dün mesela soruyorlar. Almak istediğin oyuncu kimdi de gazeteciye tekrar soru şeklinde konuştuğunu. Affedersin lafını kestim. Önemli değil hocam. Rıdvan Rıdvan'ı Rıdvan, Rıdvan da diyebilirsin. Rıdvan'ın da ne kadar süre aldığını o da bilmiyor. Nasıl bir planlamaya varsa orada. Biz genç milli takımda. Avrupa'nın en uç köşesinde oynayan oyuncunun saniyesine kadar ne kadar süre aldığını takip edin. Son... Bu Bu milli takımda takip Sel Sel edilmiyorsa. Selçuk derbide 65'te oyuna girmiş. Oyuna girmiş. Dün Reha söyledi. Onu da duydum. Ben bakmamıştım çünkü şu anda benim amirli takımda. Benim, benim de haberim yoktu. Şu an oldu. Ama, Ama yani. Ben de yani, yani e, öyle Rıdvan nasıl çağrılmaz gibi bir performans yok zaten şu anda. O da sakatlıktan çıktı bu o arada. O sorun değil. Ama sen bunları takip edeceksin. Yusuf Sarı Bunlar... Niye oyuna Yusuf Sarı daralandı. en şey o isimlere Şimdi geleceğim. seyirci bana hatırlattı. Sağ i̇simlere olsun. geleceğim. Hatta e, sormak istediğim başka sorular da var ama önce şunu bir konuşalım. E, gruptaki rakiplerimiz Hırvatistan ve Galler değil mi? Hani düşününce daha ciddi rakiplerimiz bu. Yok yani bunlar... Ermenistan da rakip ciddi ciddi. Hayır, hayır. E, şöyle hocam Ermenistan puan tablosuna rakip de. kağıt üzerinden hani grup kuralları çekildiği zaman söylüyorum yani. Bravo başlangıçta, ha, başlangıçta öyleydi. Hırvatistan... Ermenistan sonradan sürpriz yaptı. Sonradan e, dahil oldu. Galler'i deplasmanda yendiler. Hırvatistan Galler. Şimdi 2017'den itibaren Hırvatistan hocası Zlatko Dalic, hala Dalic. Galler'in hocası 2017'den beri Rob Page, hala Rob Page. Ee, 2017'den beri dediğim de şu yani, şimdi geçen sezon resmi olarak geldi ama zaten hep o kademedelerde işte 18, 20, 21 derken zaten sonra hocalık yapmaya başladım. Biz 2017'den itibaren bu dördüncü teknik adamımız, biz zaten değiştiriyoruz bu arada, yani değiştirmiyor değiliz. Fakat ben yani ee, teknik adam üzerinden konuşuluyor derken şunu demeye çalışıyorum. Konusu ben de eleştiriyorum zaten. Hani e, burada başka bir şey söyleyecek değilim. Fakat değiştiriyoruz yani sürekli de değiştiriyoruz da başka şeyler değişmiyor. Yani teknik adam seçimlerinde mi bir sorun var? Bu seçimi yapan e, akılda mı bir sorun var? Çünkü değiştiriyoruz evet, sana bir, bir soru sor. değiliz bak, Bak yani. bak çok güzel bir konuya gene temas ettin. Peki Hırvat milli takımının Kadrosunda. Teknik adam değişmedi değil mi? 2017'den beri. Kadrosunda adam. oyuncu olarak kaç kişi değişti ya? Bir tek stoperleri Manchester City'ye giden o da U21'den alt takımı çıktı. Yol. Bu Onun dışında takım da değişmedi. Onların orta sahası da aynı, evet. forveti de aynı, savunması da aynı. Modric, Brozovic, Kovacic sürekli Oynuyor yani. Bir Galleri bir bilmiyorum. Gallerin tam takımı bilmiyorum ama büyük bir olasılıkla değişmemiştir. Yok galler de öyle hocam. Gallerde yani şöyle söyleyeyim 7-8 oyuncu net yani uzun. Yani, yani o kadar geliş bir kadrosu yok ama bizim milli takımımız da çok değişmedi. Bizde artı ne oldu biliyor musun? Altyapıdan çıkan gençler inanılmaz derecede yukarı çıktı. Ümit milli de, genç milli de olanlar. Şimdi Kuntz'un bir demeci var. Dün. U21 ile kontak halindeyiz. Ya kusura bakma da bir sene öncesine kadar bu takımın U21'i yok muydu? O zaman niye kontak halinde değildin? Şimdiki U21 ile bağlantın ne? Serkan Abi, demin bir şey söyledi. Konuştum. Kenan Yıldız milli takıma çağrılmadı. Bence benim için bu bir problem. Yani şöyle problem. Juventus'ta artık düzenli bir şekilde neredeyse oynama fırsatı bulan. Düzenli derken oyuna sonradan giriyor. Yani sıklıkla 11 başlamıyor ama, ama sıklıkla Oynayan Allegri'nin çok üzerinde durduğu bir çocuk artık Ümit Milli Takım'da ben yeteri kadar zaman geçirdiğini düşünüyorum. ha Milli Takım'da olur e, yani ilk 11 olur, yedek olur. Onu bilemem ama bence kadronun içerisine artık onu atmak Kenan lazım. Kenan Yıldız geleceğin santroforu ya bu. Ha, nasıl bir bu bağlantı kede... oluyor U21 ile ben onu anlamıyorum. Yok yok ama onun ha, başka. Hani böyle bir açıklama var Kenan kadroda yok yani. Söylen başka demin Serkan bir şey işaret etti. U21 ile kontak aldı. bugüne kadar onun bir sene öncesine pardon altı öncesine kadar. Bu milli takımın U21 takımı yok muydu? Teknik adam değişince mi sen onunla kodlak haline geçtin? Ne oluyor burada? Neler oluyor burada? Burayı biraz incelemek lazım ya. Sen daha önce niye U21'in aleyhine konuşuyordun? Şimdi lehine konuşuyorsun. Yani bu kadar olmaz yani biz o kadar da şey değiliz ya biraz Hocam, uyuyayım, kendimize bildim. gelelim. Yani az önce Serkan abi Levent Hoca ile ilgili Burayı yetkililerin iyi incelemesi lazım. Şunu söyleyeyim ben Levent Hoca'yı e, severim yani Levent Hoca'yla bir şeyim yok. Bir şey ha, ben, ben başka ben. bir şey söyleyeceğim. Türkiye Ümit Ö Milli Takım Teknik Direktörlüğü için gerekli şartlar nelerdir? Nürnberg'de Ömer ben Serkan'ı aslında... seviyorum. Serkan'ı ben ümit takımın hocası yapabilirmiyim? Yani, evet. Almanca'm da fena değil dermiş. E, yapabilir yok, yok, miyim Almancam yani ben Federasyon başkanı olsam. söyleyeceğim? Hocam, şimdi bizde dediğim gibi az önce bazı şeyler e, detay görünüyor da detaylarda boğuluyoruz zaten. Şimdi lanse ediliş şekli de Levent hocanın şu, ben söyleyeyim yani milli takım sayfasının o getirildiği zaman Thomas Tuel'in yardımcılığını yapan diye lanse ediliyor. Torrent'te Guardiola'nın yardımcısı. Ya şöyle, şimdi ben hocanın kariyerini küçümsemiyorum. Hocanın çok önemli bir kariyeri var. Onu söyleyeyim de şimdi yanlış anlaşılmasın. E, e gir bakalım yazıyor mu Tuchel'in yardımcısı mı değil mi? E, bir gir ya bakalım. Öyle 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 zaten de hocam. Var, hayır ya gir Biz bakalım yazıyor Öyle bakıyoruz mi? yani şimdi onun yardımcısı, şunun yardımcısı. zamanında onunla birlikte çalışmış. Bana neToluhan ya. Ha şimdi böyle lanse ediyoruz. Bu doğru bir lanse biçimi değil bence yani. Buralarda da hatamız var Aynen Doğru yani. söylüyorsun. Bu Getirirken Tuhel'in yardımcısı diye bir adam Türkiye Ümit Milli takımı Ya Türk neyse Levent yapılmaz. o kadar önemli değil. Ya Stefan Kuns'un bir kariyerine bakalım abicim. İki tane Alman Ümit Milli Takımı evet. var. Hiç Almanya'da takım çalıştırmamış. Yöneticilik yaptı. yaptı galiba bir evet. sportif direktörlük Evet, falan. evet öyle, bir şey. öyle bir şey yaptı Ömer. Yani bunlar doğru şeyler değil ya. Yazık yani biz bu kadar kendimizi alt koridora koyun. Biz bak 2008'i başlarken gösterdi. Ya biz tabii, 2002 yaşamışız, 2008'i yaşamışız. Çok normal Bunları bunlar. Türklerle yaşamışız. Arkadaşlıklar kurulur, iletişimler Serkan, kurulur. Serkan son 16 yılda biz var. Türk antrenörlerle şampiyon olduk Türkiye Ligi'nde. Neden milli i̇şte takımımızın başında yabancı olsun ya? Ben de şunu söylüyorum. Abi yabancı yerli da olabilir. Yok olursa olur ama. Stefan Kusta ya olmaz. Mesela Mancini alınsa ben ay, derdim ki. Yani, eyvallah. eyvallah derdim. Marka. Ama Mancini kalkıp Lüksemburg'dan burada Türkiye'de 3 yerse... Karay adalarında deplasmanda yenilirse Ermenistan'la Türkiye'de berabere kalırsa da abi vedalaşalım güzel ayrılalım derdim yani ya ben Manchester için, için bile derdim. Ben demem onun için ben biliyor musun? Ki, bu hocalar yani, olan... abi düşünürdüm yani bir. Taş olma durumu olabilir ama. Hoca kendini toparla dersin en azından. Tabii Çünkü tabii. adamın başarıları var. Hocam tekrar söylüyorum. Bu hocalar yani Daliş'te, Roppeş'te 2017'den beri görevdeler. Biz 2017'den beri 4 tane değiştirmişiz. Evet. Ben de diyorum ki zaten biz Değişen bir şey yok neden ama. Neden değiştirince, <laughs> de, değiştirince de bir şey düzenliyor? Bunu konuşmamız şey yok. lazım. Yani. Neden değiştirince bir şey düzenliyor? Neyi neden değiştirdiğini bilmek lazım. Benim artık mesela Melike çok e, bayıl, muhtemelen baygınlık geçiriyordur şu an bizi izliyorsa. Çünkü Yok, onun programlarında çok söyledim. <gülüyor> <gülüyor> i̇zliyordur ağız bırakamaz o. Bak şimdi sana mesaj gelir. yani şöyle söyleyeyim abi. Ee, nerede kalmıştık ya? Bu yani Mel iki hoca sürekli için, bak, nereye 2017'den ben. beri bu hocalar <laughs> çalışıyorlar. Neden şey sürekli ona yakınıyorum. Niye aldık abi biz bu adamı? Şimdi önce neden aldığımızı anlamamız lazım. Neden düzelemiyoruz ya? Biz hasar bunu hasar buna geliyorduk hasar tespitini ya. doğru yapamıyoruz. Stefan Kuntz'u neden aldık abi? Şimdi mesela şöyle bir Bizi şey olarak... düzeltecek Alman ekolünü getirecek diye aldık. Aynen böyle lanse edildi. Ee, ha, bana müsaade edin. Mi, ben yemedim. Ben sana sorayım da. Hı. Geldiği zaman dedi ki bana müsaade edin dedi. Birkaç maç sonra bizim milli takımı şey Türk milli takımı farklı oynayacak. İki sene oldu ya. Daha kötüye gidiyor gidiyor yani. Neyin farkında oldu ya? En azından Letonya'yı yeniyorduk. Ağlıyordu Letonya Letonya'yı yenince. Yani Foray Adaları, Lüksemburg ve Ermenistan'ı yenemedik. Ya Foray Adaları'na yani. yenilen bir hoca Türk olsaydı o milli takım başına kalır, Duramazdı. kalır bakın, mıydı bakın, ya? Bakın şu anda Ömer kalır mıydı ya? Şu anda hani Instagram'da oğlumun fotoğrafının altına e, Kuntsu eleştirdiğim için beni eleştiren insan var. Saygı duyuyorum. Yetişkin bir insan gördüğüm kadarıyla sakalı falan çıkmış. Hani belirli bir yaşta kendisi. Muhtemelen eli ekmek de tutuyordur. İsmini de tabii ki vermeyeceğim. Ama senin adaşın. Ee, yeteneksiz Türk teknik direktörlerle olmaz. Abilerinizi getirmeye çalışmayın demiş. Yeteneksiz Türk teknik direktörleri. Tabii birisi... Sen şey... hangi işi yapıyorsun kardeşim? Serkan. Sen hangi işte yeteneksizsin? Çünkü sırf Türk olduğu için teknik direktörlerimize yeteneksiz dedin. Abilerin diyorsun. Hiçbirine abi demiyorum. Hiçbiriyle de aram iyi değil. Ya konu yerli yabancı ya teknik şöyle adam değil zaten. Ada en çok geçenler yani. kimler? En son bir önceki Şenol Hoca'ydı. Şenol Hoca'yla aramın çok iyi olduğunu sanmıyorum. Fatih Hoca'yla yani en son 4 yıl önce falan konuştum. Ee, Abdullah Hocam'la zorunlu oldukça ve rastlaştıkça bir araya geliyoruz. Mesafeli, son derece seviyeli bir yaklaşımı olan bir insan. Tabii ki iletişimlerimiz var hepsiyle tek tek. Ama benim bunların hiçbiriyle ne bir çıkar ilişkim var. Şu an izliyorlarsa zaten bu arkadaşa en çok onlar... E, ne diyeyim? Kötü sözler söylüyordur. Hani hiçbirisiyle bir çıkarışım yok. Ya az önce isimlerini saydığım insanlarla hayatımda iki kere falan karşılaştım ben. Volkan Demirel, Servet Çetin, Hakan Balta, Emre Bölözoğlu'yla biraz fazla görüşmüşlüğüm vardı. Çok severim Emre'yi. Okan'ı da çok dost bilirim ve severim. E, Aurelio, e, birkaç kere birbirimize gülümsemişliğimiz vardır. Çok severim. Mehmet Aurelio'ya bayılırım ama hani samimiyetim yok hocam. Ne yapayım? Nihat Kahveci... ...beraber yola çıkmıştığımız, ...doldaşlığımız var şu an ama... niyatın teknik direktörlük o abilerimizin gibi başarılarını yok. da söyle. 2002 Dünya Kupası... Şefan hayranı var ya aramızda. Üçüncü yapan hocalarımız var. Bir durum yok. Avrupa Şampiyonası'nda... yarı finale oynayan hocamız Türk. Evet. Dünya üçüncüsü olan hocamız Türk. İlk Avrupa Şampiyonası'na götüren i̇lk Türk. İlk Avrupa Şampiyonası ve bütün başarılı... Gruptan başarı... ilk çıkaran Mustafa Denizli Türk. Evet. Dünya üçüncüsü Şenol hocam Türk. Yani ben burada... Sırf bu insanlarla böyle sıkı fıkı ilişkilerim yok, doğum günlerine davet edilmiyorum diye eleştireyim mi? Stefan Kuntz'a onların üstüne mi koyayım? O isteniyor demek. Yok ya Fatih o... Hoca'nın heykelinin 10 metre falan olması lazım bence. Altından yapılsın. Yani benim onunla kanka olmam mı gerekiyor bunu söylemem için? Verdikleri yeterli değil mi? Bugüne kadar yaptıkları yeterli değil mi? Veya genç bir teknik adamın, genç gerçi olgunluk döneminde Sergen Yalçın'ın ne dönemde geldi Beşiktaş'ı? Ortada hiçbir şey yokken geldi, şampiyon yaptı. Şimdi Sergen hocama hani benim kanka mı olmam gerekiyor Sergen Yalçın'a? Ya çok güzel Kendisi bir şey Kendisi izliyorsa da biliyor benim onunla kanka olmadığımı Serkan. zaten. Ya Abdullah Avcı ile kanka olmadığımı biliyorlar benim zaten. Serkan, hani burada arkadaş benim oğlumun söyleyeyim. fotoğrafının altında bana hakaret ediyor ya. Ya sakin bak sana bir şey söyleyeyim. Sergen'le ilgili hatırlıyorsunuz değil mi? Yani siz benden daha iyi ben o zaman buralarda yoktum. Sergen'le ilgili Stefan Kuns'a bir şey sordu. Stefan Kuns gülerek küçümsedi de onun hocalığını ya. Sen kimsin ya abi? Sergen Yalçın Sergen ayakta bunları taşırsın sergenin, futbolcu olarak. Ya Sergen'in onda biri değilsin ya. Hiçbir şeysi değilsin ya. İkinizi de izledik. Şaka yaptım dedi de. Yok şaka olur mu şaka e, ya? Ama kaç tane şaka Sergen bu abi? Sergen Beşiktaş'ın şampiyon yapmış. Değil mi Serkan? O, şampiyon aynen, o olduktan sonra Beşiktaş'ta. Aa Sergen mi? Koray çok güzel bir tweet attı hocam. Koray Baloğlu. Ee, Vargas'ın kardeşini milli takıma alırdı Ah keşke bir erkek kardeşi olsaydı diyor ya. Ha, onu Koray evet. da şey demiş. E, ya keşke e, voleybol milli takımımızın hocasını sar. Santarelli. Santarelli'nin bir erkek e, kardeşi olsa da onu milli takıma teknik direktör yapsak. Öyle dersem böyle derler abi. Ya zaten benim anlamadığım... Ya, olayı başka yerlere taşımak onun şey değil. Çok geniş bir havuz ya. var. Hani orada e, doğru. şu an... Baş ya Stefan ben, hani ben senin çok... sinirli olduğunun <laughs> farkındayım. Olayı değiştirip rahatlatmaya çalışıyorum. <laughs> tamam, tamam. Gerek yok ya, sonuçta yani. A Milli Takım hepimizin ona karşı hassasiyetlerimiz var. Kusura bakma. Ya bizim duygularımız şey. burada. Biz aslında duygularımızı döküyoruz ya. Hocam Yani biz kimseye ya. hakaret etmiyoruz ama olması gereken bizim fikrimiz bu. Siz ister beğenirsiniz ister beğenmezsiniz. Herkesin bir fikri var ya. Ben 2024'te ya. Hocam oğlumla... Hocam sadece olumlu şeyler söylemek için ya yayına, ya yayına çıkmıyoruz. Biz yani bunu maçtan önce çok olumlu şeyler yani. söyledik biz milli takım için. 2024'te oğlumla milli takım Zarp şampiyonasında izlemek istiyorum. Bu çok abartılı bir istek değil değil mi? Biz sonuçta Tanzanya vatandaşı değiliz. Yani futbol ülkesiyiz. Harcadığımız para, harcadığımız zaman. Değil mi hocam? Verdiğimiz enerji ortada yani. Aynen ben öyle. Ben milli takımımızı orada görmek istiyorum. Bununla ilgili ne yapmam gerekiyorsa yaparım. Hem mesleki olarak hem bir insan olarak hem bir birey olarak inandığım her şeyi de söylerim. Buna kimse engel olamaz. Ama lütfen e, hani kunsa da hayran olan arkadaşlarımız varsa beni sorgulamak yerine bir aynaya baksınlar kendilerini Ve sorgulasınlar. Serkan abi'ye moral olacaksa şöyle bir şey yok, söyleyeyim Yok yok estağfurullah ben. ya. Hayır hayır şu anlamda. Benim öyle fotoğrafların altına öyle garip yorumlar geliyor ki yani Hani plajdan bir şey paylaşmışım altında bambaşka yorumlar var yani o yüzden hani e, bunlar yaşanıyor yaşanmasa daha iyi de yapacak bir şey yok. Ya tabii. şu ya aslında Serkan'ı çok iyi anlamıyorum Ben ben ondan aslında daha fazla şeyim de agresifim bu konuda ama duygularımı Benim duygularımı pek fazla rahat çıkaramıyorum yani. çünkü ben de orada hizmet ettim hizmetlerimiz oldu milli takıma, a milli takımından oldu. U20'den oldu, U21'den oldu. Bütün yaş gruplarından genç milli takım sorumluluğu hepsinde oldu. Hizmet ettik. Ama ben bu Stefan Kuz geldiği zaman da oradaydım. Yani ben sanki rüyadayım gibi ya. Stefan Kuz bizim milli takımın hocası oldu. Ben beyefendi kaliteli bir insan. Kaliteli olmasa zaten böyle olmaz. Ama Türk milli takımını burada çalıştıracak o kadar çok ya alıp lövü getirsen Alıp mançini getirsen Ömer sesimiz çıkmaz. Kaliteli kariyerli insanlar deriz. Ama bu kadar kötü oynayan dünkü milli takımımız için hala bir bahane üretmek. Ya bana fuzuli geliyor ya. ben Bana yani boş laf geliyor ya. Dünkü maçın bu kadar kötü, bu kadar iyi futbolcularla, bu kadar kaliteli futbolcularla bu sonucun alınması ki şükürler olsun dedi ki berabere kaldık orada. Mağlup da olabilirdik. Yani buna bir mazeret uydurmak, bir kılıf uydurmak yerine bence şapkayı önüne koyacaklar yetkililer bu konuyu gözden geçirecek well ve diyelim Ömer burayı kazandık Almanya'ya gittik facia oluruz yani büyük konuşmak istemiyorum Hocam, ama futbol adamıyız Tek, yani e, teknik direktörsünüz oyuncularınızı önemli bir maça çıkacaksınız Hırvatistan bir sonraki maçımız Hırvatistan maçından puan almalıyız der misiniz basın toplantısında ne Anlamadım teknik adam olarak oyuncularınıza Hırvatistan oynayacağız bir sonraki evet. dönemde Ekim'de basın toplantısında sonuçta bu yani kumsun söyledikleri basın toplantısında oyuncular da bunu biliyorlar duyuyorlar Bilmiyorum. görüyorlar neyse işte Hırvatistan maçından puan almalıyız der misiniz? Şimdi şöyle ifade de bence ha, dünkü, burada ba büyük dünkü bir... basın toplantısı evet, ben dünkü onu... basın toplantısında Hırvat maçı için bir yorum yapamam sen önce bunun bir hesabını veriyorsun yok verirsen. hocam şöyle şimdi puan almalıyız ne demek puan almalıyız ben de yarattığı etki şu ya bir puan alsak çok iyi olur. Muhtemelen kaybederiz ama yani burada da olumsuz bir söylem var ya. Yani. Bravo. Bak çok güzel yakaladı. Çok olumsuz güzel yakalamış. Yönlendirme var. Araya e, gideceğiz ya, hocam. Onu Mecbur söylerken ve mimiklerini işte, gördün mü? Konuşmasını onu, gör. e, konuşmaya işte konuşmaya devam sen, edelim. Jess'in tedirgin. O gideceğini biliyor hocam, da birileri bir yollamıyor araya gideceğiz. onu. Değerli izleyenler bizden ayrılmayın. Saat başına yeniden karşınızda olacağız. Spor gündemine devam ediyoruz değerli izleyenler ve milli maçı da tabii konuşmaya devam edeceğiz. Açıkçası şöyle e, hani dünkü puan kaybından sonra hocam e, ne olur ne biter e, toparlar mıyız? İnşallah toparlarız öyle düşünüyoruz. Hala da e, zaten şansımız yüksek görünüyor şu anda. Dediğim gibi yani 5 takım var grupta ikisi gidecek zaten. Ama şimdi bakıyorum yazılanlara çizilenlere bazı gördüğüm şeyler dünkü maçın sonucundan daha çok korkutuyor beni. Mesela Bravo. dün Serkan abinin de dün diyorum az önceki saat diliminde söylediği şey mesela. Biz burada yerli hocaları falan övmüyoruz. Gelen bazı mesajlar var görüyorum. Şimdi 2002-2008 dışında nasıl başarılar var diye yorumlar var. Zaten iki tane büyük başarımız var. Yani ya Ömer çok antrak koyu bir soru soruyorum arada. Enteresan yorumlar ya, var. Hidin, hani gerçekten bu milli takıma hiding de diyebileceğim yorumlar var hocam bakış açı, e, açıları var. Bu milli takıma hiding de geldi. Kimse bir şey söyledi mi? Hiding milli takımı çalıştırdı. Kariyerli bir hocaydı. Kimse bir şey demedi. Hatta hepimiz de övündük. Lüçescu ayrıldı hatırlıyor musunuz hocam? 3-0 sıfır da... playoff maçında içeride Hırvatistan'a kaybettik. Sonra elendik ayrıldı. Ayrıldı. Çok onurlu bir şey yaptı. Ayrıldı. Lüçescu da geldi. Zamanında e, Danimarkalı Fatih Hoca ile şey, e, Serkan. Fatih Hoca'nın takımında. Piontek. 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 Ya adam geldi. Servay Mustafa Denizli. Derval Mustafa. Ya böyle isimlere biz bir şey demiyoruz ki. Yani siz, o yazan arkadaşlarımız lütfen dikkat etsinler. Biz kayıv dedik hep beraber. Mancini gelir, Löv gelir. Ben boşayım. Şey, ya Ancelotti mi? Fenerbahçe'yi milli takıma gelebilir. Formula 1 hocası şey Formula 1 pilotu onlar çünkü gelip oturabilirler koltuğa. Yani o biz kolta. yabancı hocaya karşı değiliz. Yabancının kalitelisi bizim milli takıma gelmeli. Yani biz Almanya'da takım bulamamış ümit takımı çalıştırmış bir hocayı biz alıp ameli takımın başına getiremeyiz. Hatta ve de o zamanlar yazıldı. Benim bir arkadaşım ismini versem de olur. Bizim Tayyip Kıran. Allah sağlık şifa versin ona. Amin. Biraz ameliyat oldu. Aa öyle mi? Tabi geçmiş Tabii, olsun. Şu yani anladım. çok sevdiğim bir arkadaşımız. Geçmiş olsun Tayyip. Çok başkanı. güzel bir şey söyledi ya arkadaşımıza görevli arkadaşımıza. Stefan Kunsu alanına kadar dedi. Gitti dedi, lövü getirdi dedi. Herkes şapka çıkarsın Çok dedi. Tabii can. Yani biz onu eleştiriyoruz. Yoksa e, bizim Stefan Kunsu'dan öbüründen falan bir işimiz yok. Biz kaliteden yanayız. Sen şimdi Fatih Terim can ne yaptı? yaptı? Şenol Güneş ne yaptı? Şimdi... Ya kardeşim biz her sene Avrupa Şampiyonasına, Dünya Kupası'na katılmıyoruz. Biz iyi bir jenerasyon yakaladığımız zaman bu turnuvalara katılıyoruz. Keşke sürekli katılabilsek. Biz Şenol Hoca ile İtalya'ya gittik. Gruplarda kötü oynandı diye Şenol Hoca'nın üstüne gittiler aman bıraksın diye. Ya olabilir. Oraya gitmek de bir meziyetti. Ya bunları da düşünmek lazım. Biz sanki çok uçan kaçan bir futbolda Şimdi ülkeyiz. Sorun sorun şurada. Şimdi Almanya sonra, bu işin en iyisi yazıyor bazı arkadaşlar. Nerede en iyisi? Son senede bir de, lövle başarılı hocam oldular? Hocam işte zaten tahlil edemiyoruz ki sorunu tahlil edemiyoruz. Evet. O yüzden teknik adamları da değiştiriyoruz, durum değişmiyor. Çünkü burada gördüğüm yorumlar ya da dün sosyal medyada gördüğüm yorumlar yine sorun belirleme üzerine değil. İşte Almanya bu işin en iyisi sizden iyi mi? siz onlardan iyi biliyorsunuz şöyle mi böyle şimdi böyle bakarak zaten ne çözülebilir ki hiçbir şey çözülmez yani. Ayrıca dünkü beraberlikten sonra biz burada oturup da olsun yine de gidebiliriz şampiyona edip Stefan Kunz hiç konuşmayacak mıyız yani? Ya biz buraya niye toplandık? Yani var ya Kemal Sunal filminde var. ben buraya çıktım neden çıktım ne için çıktım konuşacağız tabii ki burada sadece olumlu şeyleri de konuşamayız Hayır, yani. çok iyi oynadık tamam, da beraber mi? mi kaldık? Bazı bakış açıları Ömer. Diyor. Çok iyi oynadık da beraber mi kaldık? Dediğim gibi hocam, ben diyorum ki yani Üç tane direkten döner iki tane çizgiden çıkar penaltı kaçar da dersin ki yani 40 yılın başı. Ha, gelecek geldi. maç bunları telafi ederiz o umut ışığını şey Yok. bak takımın üzerinde görürüz ya senin takımındaki oyuncularda özgüven kalmamış Hakan Çalhanoğlu'nun demecine dikkat etmek lazım ya çocuk diyor ki ben buraya çok formda geldim diyor ya. Ben bayağı iyi bir oyuncu oynayarak İtalya'dan geldim diyor. Neden burada oynama, oynayamıyorum demek istiyor. Artık bunu da anlasın birileri ya. Neden anlamakta zorluk çekiyorlar ya. Orkun Kökçü ya. Benfica'da tıkır tıkır oynuyor. İsmail Yüksek. Fenerbahçe'de çok iyi oynuyor. Salih Uçan. Salih Hocam bu, Salih, bunlar çok iyi oynuyor. Ozan Tufan. Yılın ayın futbolcu seçiliyor. Evet. Dört tane maçta dört gol atıyor. Neden burada yoklar? Onur neden oynamıyor? Biz bunları konuşuyoruz. Ya şimdi burada yaşamak lazım. Türk insanını, Türk futbolunu bilmek lazım. Evet saygı duyarız. Yabancı gelsin. Ama kaliteli yabancı gelsin kardeşim. Öyle biz sıradan bir ülke değiliz. Bizim ülkenin bir markası var. Bu markayı da Fatih Terim'le, Şenol Hoca, Mustafa Deniz'le zaman zaman bir noktaya taşıdı. Zaman zaman iyi şeyler yaptı. Dünya futboluna damga vurdu bu insanlar ya. Sen bunların başarısı olduğunu söyleyemezsin. Keşke bir Fatih Terim, Şenol Güneş, Mustafa Denizli, bizim Abdullah Hoca da çalıştığı kısa bir dönem. Ama bu şimdi Sergen var, Aslan gibi, bizim Aykut var, Kocaman Tabii var. Tabii Aykut Kocaman var. Yani bu Aykut Kocaman'ın seviyesi şeyden düşük. Rıza mı? Hocam var ya. Rıza Efsane, var. Bir Rıza gün, Rıza önce... Bravo. Bir gün önce buradaydı ya. Bir burada bu stüdyoda. Ya bu arkadaşlarımız... Ben şimdi şeref duyuyorum onunla aynı yerde oturup futbol konuşabildiğim Sivas için. Sivas üst üste gruplara taşıdı ya. İnanılmaz ya, bir başarı. Yani bize şimdi o hocaları biz nasıl ön plana çıkarmayalım ya? Aykut kocaman Her oturacak Ştefan Kurs Sergen oturacak Stefan Kurs olacak bir de Sergen'in Beşiktaş şampiyon yaptın bıyık altı güleceksin. Ya ben o gün yollarım seni ya. Sergen Türkiye'ye gelmiş en yetenekli Beşiktaş camiasının en önemli isimlerinden bir figürlerinden bir tanesi ya. Efsanedir. Yani bu yani, dediğim gibi bu oyuncular, yerl bu hocalar böyle şeyler oluyor. Yerli ya. yabancı hikayesi ha, değil. Yerli yabancı, değil. Bravo. Bizim konumuz kaliteli. Ha, kaliteli dediğim ne? Çünkü o neden? Stefan kaliteli Biz Aslında yabancı hayranı bir ülkeyiz. Maalesef ve futbolda da böyle bir kültürümüz var. Eyvallah. E, yabancı düşmanlığı da değil benim yaptığım. Çünkü neden ne diyorum? Şenol hocam olsaydı Faroe'ye yenilen o gün biletini keserdik. Doğru. Zerre acımazdık Doğru. bak. Doğru. Abi Kuntz ne kadar şanslı bir insan. Ben mesela profesyonel hayatımda ve kariyerimde hiç bu kadar şanslı olmadım. Bu vahim bir hata mıdır Faroe Adaları'na yenilmek? Neymiş? Gruptan çıkmış. Yani ne olacak? Çıksan ne olur. Faroe Adaları'na yenildin ya. Lüksemburg'dan 3 yemek ne demek abi? Puanın yani. ülke puanın düştü Faroe Adaları'ndan yani? de çok. Hocam sadece ülke puanı düşmedi. Yani şimdi eğer gidemezsek ilk iki içerisinden e, ee, Uluslar Ligi'nden gelen playoff hakkımız var. Ama orada eğer yenilmeseydik biz Faro'ya, Faro'ya yenseydik ev sahibi olacaktık. Muhtemelen orada Yunanistan'la işte. final oynayacağız. Bak, bak, final bak, oynayacağız. Portekiz'de Şimdi... burada oynamakla ha. Portekiz'de oynamak ne kadar fark, fark. etti playoff'ta? Şimdi de oynayacağız etti. muhtemelen. Eğer öyle gerek gerek kalırsa inşallah kalmaz da. Ya yani ufak bir şey bile çok fark etti. Neyse etmiyor. yani. Ya o Portekiz maçını bak deminden beri yazıyorlar çiziyorlar ya. Serkan şunu söyleyeceğim. Portekiz'deki Portekiz maçını hatırlayın. Burak penaltı maçı. kaçırdı evet. ve bizim iyi, iyi abi. oynadığımız bir maçtı. O maça Fatih Terim veya Şenol Güneş çıkmış olsaydı biz oradan galip gelirdik. Evet çünkü Portekiz'de o gün çok kötüydü. Çok, kötüydü, kötüydü. Evet. Kötünün kötüsüydü. Cristiano Ronaldo'nun dibe vurduğu zamandı. Doğru. Bak o zaman Kristian'ın fırsat olan vardı orada büyük evet. fırsat vardı. Tecrübeli bir hoca yani o Portekiz'i yenerdik. Orada kurt bir hoca or orada ya. pabucunu ters giydirirdi orada. Ya Fatih Peki, Hoca'nın evet. ne kritik maçlarda bizi virajlardan çevirip bir yerlere taşıdığı abi, maçlar var ya. O da ya. üçlü oynattı. İlk defa sola da Serkan'ı koydu abi. Ben ne diyeyim yani bakın her şeyi geçtim abi. Sadece bunu yapan insan bile... Yani insanlar bizi yanlış anlamasın. Tabii Biz ki. kaliteden Tabii değil, yanayız. Hocam argümanla konuşuyoruz. Alt alta söylüyorum. Şundan, şundan, şundan dolayı. Mesela ile ilgili ben böyle konuşamıyordum. Çünkü adam iyi teknik direktör. Hiddink'ten ilgili konuşabiliyor muydun? Hayır konuşamıyordum ama sevmezdim adamı. Sevmez Faydası ayrı bir şey. da yoktu bence Türkiye'de. Ama, ama şey diyemezdim CV'si yani çok yanlış takım sahaya sürdü, yanlış değişiklik yaptı falan nereye? Yani Luchescu bu işin kitabını tersten yazmış ya. Yani demin saydığım... Lut İsimler. isimler tabii ki Türk futbolunda saydığım isimler. Hadi biz bir işin başka tarafındaydık. yapıyor saydığım isimlerden bana Ştefan Kunsun artı Şu Suva desinler şapka çıkaracağım ya. Bilmiyorum ben anlamadım hocam. Yani Bizim ben yok. inanamıyorum. Yani ben bırak Fatih Hoca'yı geçtim. Şenol evet. Hoca'yı geçtim. Mustafa Yallah ya aşkına ya. ya. Aykut Kocaman diyorum, Sergen Yalçın diyorum, Rıza Çalımbay diyorum. Yani başka Abdullah Avcı diyorum. Yani söylüyorum sana ya, benar da hocam. koltuk. Benim arkamda 29 yıl var, senin arkanda 50 yıla yakın vardır, değil mi? Kaç yıl futbol? Doğduğumuz günden beri kendimizi bildiğimizden beri. Bayağı mı var yani? Yani. Ömer'in burada bu programı sunmasının bir nedeni var. Aa tabii ki Ömer sunuyor, anlıyoruz. Ama şey bizim teknik direktörümüz neden Stefan Kuntz? Bilmiyoruz. Hiçbir fikrimiz yok. Ya kimse de açıklamıyor bize. Ha mesela bir taktik dehası mı? Yapılandırma dehası mı? Abi yapılandırma dehası olsa bile milli takım teknik direktörlüğü Türk futbolunu kurtarma yeri değil ki. Çıktığın her maçı kazanma yeri. Skor alma yeri. Aynen orası yarışma alanı. Yani orada tabii ki Hiddinkler olacak, Mancini'ler olacak. Hatta Luceşku'ya da okey ya. Yani Stefan ya taktiksel nedir? becerin üst düzeyde olacak. Milli takım hocası olmak böyle bir şeydir. Hepimizin sorunu Burası yetiştirme var. yeri Aynen. değil. Ben dedim sana ya Almanya'dan arkadaşlarım yazıyor. Biz Aynen. Stefan Kunsu yetiştirip Almanya hoca olarak mı yollayacağız ya? kurtarmasın Stefan Kunsu ya. Biz hep maç kazandırsın. Başka bir şey istemiyoruz. Eli yüzü düzgün top oynatsın. Bu kadar. Ha Ümit Milli Takım. Yerden yere vuralım. Çünkü orası geleceğimiz. Eleştirelim. Ama burada maç kazanılması gurur duyulacak bir futbol oynanması ve bizleri de doğru temsil eden, saha içinde fair davranışlarla, sporcu gibi rekabetle hani korakorda mücadele edecek ama milli takım oyuncusu olarak yapacak bunları. Şimdi sıkıntı şu. Ya uçaklarda gazeteci dövmeyecek. Stefan Kuntz göreve geldikten sonra Norveç maçıyla başlıyor. Hollanda maçından sonra Norveç maçımız var. Norveç'i içeride yenemedik sonrasında e, Karadağ'a deplasmanda yendik ama Karadağ bizim seviyemiz olan bir takım değil zaten. Portekiz'e. Aa büyük başarıymış yani bence. Portekiz'e play yenildik. Yani Norveç maçını cebimizde tutalım. Yenemedik. Portekiz'e devam yenildik. <laughs> e, onun dışında bu elemelerde hemen söyleyeyim. Hırvatistan'a sahamızda yenildik. Eee Galler'i yendik. Yani şöyle bazı maçları 10 on kişi, on kişi, onu da unutmayalım. Galler maçı bence iyi bir oyun vardı onu da söylerim yani o zamanlar. 10 kişi olmasaydı ve kötü rakip. bir Galler vardı. Yani Galler'in kötü günleriydi. Doğru o da doğru. Yani şunu demeye çalışıyorum. Bu maçları neden saydım? Norveç, Galler, Portekiz'i de dışarıda let let yok, yapayım. yok hocam şundan dolayı saydım. Hani Tek Norveç, Galler, gibi, bizim ayarımızda hani da Portekiz. Stefan Kunst'tan bu ülkelere karşı galibiyet gelmeli ki biz e, sonrasını görebilmeliyiz. Bravo biz Ömer. bu ayardaki hiçbir takımı yenemiyoruz ki bir tane yenmişiz. Galler başka yen yenememişiz yani. Galler'in de en düşük olduğu dönemde Ermenistan Galler'i Galler de yendi. Yani ondan da övünmememiz gerekir Ömer. Ya yani sürekli. Ya 10 kişi kalmış iki takıma karşı, karşı kazanmışsın. Bu da övünecek bir sürekli durum değil yani. Ya deplasmanda Ermenistan. Ufkunu ileriye Üçeride... baktığın zaman Ömer sen Litvanya galibiyetleri falan var ya. Litvanya yani evet. Yerde. Ömer ileriye baktığın zaman sen bu hocayla birlikte bu takımın tünelin ucundaki ışık göründü derler bazen. Sen öyle bir ışık görebiliyor musun? Ya oynanan futbolla neticeyi de bıraktım bir kere hocam. Eğer sadece Avrupa Şampiyonasına gitmeyi baz alırsak. ya olabilir gidebiliriz ay, de. Buna rağmen gidebiliriz. Ben de sizin gibi düşünüyorum. Gideriz orada, orada da maalesef yani çok parlak sonuçlar gelmez gibi. Hocam işi yani, düzeltme şansımız olarak... var düşünmememiz lazım bunu yani. Ya illa şunu beklemememiz lazım. Şampiyonaya gittik. Tamam gittik. Diyelim işler kötü mü gitti? Sonrasında bir teknik adam değişikliği değil yani bence. Şu anda da değiştirelim demiyorum ama sorun neyse tespiti iyi yapılsın Hiç tespit yapılamıyor belli ki. Sürekli teknik adam değişimi yapılıyor. Tespit yapılamıyor. Şenol Hoca'nın günah neydi? Niye o zaman değişti? Yani yani 10 kişi kalmış takımda. Hollanda'dan 6 burada 4 tane atmıştı. Yani bir maç muhalif olunca hoca değişiyorsa o zaman çok geç kalmışız biz de burada. Şey ne Ne oldu? Avrupa Şampiyonası'ndan sonra zaten hani işler kötü gidince üzerine bir de elemeler öyle olunca Hollanda maçı evet, 6 olmasa 3 1 falan bitse Şenol Hoca'yla devam ya, edilecekti. Serkan hangisi kötü? Hollanda'ya yenilmek mi Faroe Adalarına gelmek mi? Hocam niye konuşuyoruz? 4 atıp Hollanda'yı yendi burada Olimpiyat Stadı'ndaydı galiba maç yanlış. Evet 4 -2. 4 -2. 4 2. 4 2. 4 atıp Hollanda'yı yenmiş. Norveç'i yenmiş. Teknik adam aynı maçın rövanşında Evet ben de. Benim de gururum kırıldı. Benim de hoşuma gitmedi. Tabii ki altı gollü bir mağlubiyet. Ama yani bu adam Şenol Güneş. Iş, yani geleceğini kuran Türk futbolu dediğimiz şeye sınıf atlatmış insanlar. Yani Şenol, Şenol hocamın bana karşı ne hissettiklerinden bağımsız konuşuyorum. Benim ona karşı hissettiklerinden bağımsız konuşuyorum. Hiçbir çıkar ilişkimiz yok. Bunu en iyi Şenol hocam kendisi biliyor. E şimdi sen Şenol hocamı böyle yolunu ayırıyorsan demek ki Faroy Adaları'na inirse Allah korusun neler yapacaktık ya. <laughs> Şey Türk futbolundan mı ne derler diye? Ya? Yani Ömer önümüzü görüyormuz önümüzü sıkıntı orada. Hocam sıkıntı şurada bu kadar yetenekli oyuncu grubuyla maalesef üretken değiliz yani bence bu jenerasyona da biraz yazık oluyor heba oluyor diye düşünüyorum az önce saydığınız isimler gerçekten bence bu konuda çok e, ciddi söylüyorum yani Zagreb'de de olsalar bu çocuklar Hırvat olsa. Hakikaten şu, anda şu grupta Hırvat olsalar falan çok acayip olur. Başka farklı şeyler olur. bir şey yani. olurdu. Bravo. Çok çok güzel ya, tespitim var. Böyle mi? maalesef e, bilmiyorum malzememiz var. O malzemeyi kullanamıyoruz. Malzemenin başındaki kişi soru işareti. Yani ya çok seviyorum bu oyunu. Çok şeyin önüne koyuyoruz. Her şeyin önünde. Seçim oluyor mesela ülkemizde. Fener Galatasaray konuşuyoruz. Hani futbol bizim hayatımızın bir tadı tuzu, keyfi. Yani ve bir eğlence olarak var. Şimdi uluslararası aranadaki maçların farklı bir noktası var. Bakın, senin benim gibi bütün maçları izleyen adamlar var. Hocamın zaten hayatı futbol. O başka bir konu. Sadece tuttuğu takımı izleyenler var. Sadece milli takım izleyenler var. var Milyonlar doğru. var. Bakın, gerçekten sadece milli takım maçı izleyen insan var bu ülkede. Ve onlarla bizim tek kesişme noktamız milli takım. Sektör olarak söylüyorum. Yani adamın umurunda değil, fena, takım da tutmuyor. Ama milli takım deyince voleybolcu kızlar, filenin sultanları uykusuz kalıyor, izliyor. Hani milli duygularımızla izlediğimiz sportif müsabakalarda biz ahlaklı, zeki, çevik, ahlaklı sporcuları sahada ellerinden geleni yaparken görmek istiyoruz. Oyuncularımızı da eleştirmemiz lazım tabii ki. Ama oyuncularımızı bizim adımıza eleştirecek bir teknik adam lazım önce. Yani Hakan Çalanoğlu dünkü konuşması. Çocuk tabii ki yurt dışında yetişmiş bir çocuk olduğu için Türkçe'ye hakim, hitabete hakim değil kötü niyetli de olmadığını biliyorum. Ya ben de İtalya'dan geldim. Çok formdaydım. Şimdi moralim çok kaptansın abi sen. ama onu düşündürücü bir şey. Ama şimdi taktiksel zaten... olarak mı bir şey Böyle var? Bak ama öyle bakma. Lazım. lazım. Ama yani Böyle açıklama şu olmamalı lazım. hocam. Ben de İtalya'dan geldim. <laughs> Mesela bu cümle... hani biliyoruz... yok yok öyle değil ama hakan şey Serkan bak orada şey var. Hakan bir şeyler söylemeye çalışıyor. E söylesin o zaman. Bak bir şeyler söyleme Acaba yanlış takımla mı çıktık? Yanlış taktikle mi oynuyoruz Ermenistan'a? Orada bir soru Kurslu işareti arası var. Hulusi'yle arası en iyi olan Hakan oyuncu deneni. Hakan Çağlan hocam. Ya Almanca Hakan konuştuğu Hakan için dedenin... tabii ki öyle. Bir de yakın kaptan. içindeki şeyi. Yani Arao, Jesus ikilisi gibi. Tercümesi ya, şu Hakan dedi. Ben interde oynuyorum, oynuyorum diyor. Evet. Interde şakır şakır top oynuyorum. Milli takımda neden oynayamıyorum? Çünkü... Beni e, bence iyi kullanmıyorlar diyor. Tercümesi budur ya. Yani ben de öyle anladım yani. Burada şöyle onu kullanmak için taktiksel olarak oyunun şeklini değiştirmen gerekiyor. Hakan'ı ben nerede iyi kullanabilirim? Orkun'u nerede iyi kullanabilirim? Cengiz bak onu unuttuk söylemeye. İsmail Hoca, İsmail Kartal formsuz diye yerin geldiği oynatmıyor. Ha daha önce de milli takım kazanma alışkanlığı olduğu için. İşte kons oyunu başlarken tercih etmiş olabilir. Ama bence orada İrfan Can son maçta İrfan Can'a şans tanıdı İsmail Kartal. O oynadı. Ya onu oynatabilirsin orada. Birisini var Yani kazanmak için bu milli takımdır bir maçta takımın iskeletini boz demiyorum. Bozmasın zaten. Onu asla ben eyvallah demem. Karış öyle şey olmaz. Ama formda ve formsuz oyuncular vardır. Bu bir tane de Cengiz. Ya İtalya'dan geldi. Çocuk daha henüz formda değil, hazır değil. Ama bir hazır olan İrfancan var, bir Yusuf Sarı var. Ya. Bir kanatta oynayan ya, Bak mi? bir kanatta oynayan Barış Alper var. Fütü Koy kemer onu. Yusuf Sarı ile ilgili Stefan söylüyor. Hızlı, Fütü var, adam eksiltiyor. İnanılmaz. Ya, daha Barış Alper aynen kanatta Serkan iyi oynuyor. Gibi. Aynen bak bu kadar futbol çok gibi. bu karışık hocam. Hızlı. Değil. Formda şutu var. Adam eksiltiyor. Şimdi, Koy abi. Aynen Serkan abi gibi övüyor Stefan Kun. Biz aldık diyor. Niye takımda böyle böyle özellikleri var diyor. Evet oynatmıyor. Oynatacak. Şimdi oynatacak ama bak. Herkes söyledi ya. Ama, şimdi izleyeceğiz. Ama Japonya ama Ama ilginç olan hocam Japonya'yı küçümsemesin alıyor, ona, yani. bence Hayır, son maçı olur. Hazırlık maçı zaten kampı yarısı terk ediyor. Hocam Japonya'yı küçümsemesin son maçı olur. Allah'tan gol vuruşlarında sıkıntı var onlarda. Yoksa fişek gibi takım çok iyi savunma ben, falan ben Biliyorum takım. seyrettim Japonya'yı ya, ya. Japonya iyi bir takım da hazırlık maçı diyecek ne olacak yani? Ee, ben ben artık hazır ben milli maçlara hazırlık özel diye bakmam hocam. Ee, bizim öyle bakmadığımızı bilmesi lazım. Biz milli duyguları yüksek. Serkan 100. yılını Biz yaşayan burada yaşıyoruz. Genç bir Cumhuriyetiz. Bak sen demin dediğin konuyu bağlantılı olarak bir şey söyleyeyim. Biz İstanbul'da buralarda yaşıyoruz da milli takım duygularımız pek fazla mahalle arası olmadığı için öne çıkaramıyoruz. Böyle yerlerde çıkıyor. Anadolu'nun tamamı milli takım hastası. Halk orada milli takım oldu mu hocam halk işte. orada kilitleniyor. Aynen. Yani ben Anadolu'da geldim, oradan geldiğim için söylüyorum. Aynen. Orada milli takım duygusu. E bu büyük şehirlerden daha sektör. fazla. Orada şehirlerin Zekâli meydanları... Zekai amca sadece milli takım izliyor. Tabii ya. Bak sadece milli takım izliyor. Şehirlerin, köylerin, kasabaların Baştan meydanı... Bizim sektörümüzde de bunun, bunun hiç farkında olmayan gençler var, kardeşlerim var. Yani yanlış anlama. Mesela Ömer. Ömer şunu bilmiyor. Öyle bir kitle var ki bizi hiç izlemiyorlar onlar. Onlar sadece milli maç izliyorlar. Serkan Anadolu'da kendi takımlarını tutmadıkları için bak milli takımı tutuyor. Anadolu'da insanlar belki kendi şehrinin takımını tutuyor. Ama... Orada fanatik değiller. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş, Trabzon gibi belki yüksek kalitede bir taraftan gidilsin. De... Anadolu'da milli maç nasıl izlenir? Toplanıp izlerler ya değil mi? Ya diyorum böyle. sana <laughs> hani ya meydanlarda. <laughs> şey, bütünleşmişlik vardır yani. Tahta sandalyede, kamerada, yeşil suada. Aynen ile izlenir abi, abi milli tabii. maç dediğin. Onların, yani. Yani. Onların duyguları çok daha farklı yani. Aynen. Onları ben çok yaşamış bir insanım. Onların içinden gelmiş insanım. Aynen. Yani büyük şehirlerde bu, bu fark edilmiyor ama Anadolu insanı <laughs> milli takımda yatıp kalkıyor ya milli maç olduğu zaman. En büyük duygu bu. Ya bizim başka duygumuz yok ya. Yani evet Serkan geliyor, ben geliyorum. Sen konuşuyoruz. Bazen kendi mecramızda takımlar için burada eleştiriler yapıyoruz. Maçlar bitiyor hafta sonu. Maç yorumları yapıyoruz. Ama Serkan çok güzel dedi. Bu ayrı bir şeydi. Bu ben milli takım başka bir şey abi. Ben Bak. burasının başarılı olması için her şeyi yaparım. Şöyle her dersin şeyi dersin de ya. söylerim. Kimseye kırıcı olmamak kaydıyla. Ama oturup Yekililerin bir an önce bu işi çeki düzen vermesi gerekir. Bu böyle yürümez. Bu Kerman böyle yürümez. Bu kadar net söylüyorum. Peki puanlara yani bakma bir e, puan bizi kandırıyor. Edin yok yok katılacağız yansın. ya 2024'de Benim ya, ondan, ondan ben katılacağımızdan değil, hiç kuşkum yok. Ekranda 10 e, puanla ve maç fazlasıyla şu anda e, zirvedeyiz. Hırvatistan iki maçı maç, Ermenistan'la değil mi? E, evet. Sıradaki iki maçı mı? Yok sırada bizimle oynuyorlar sonra Ermenistan'la hmm. oynuyorlar. Ee, Ermenistan Galler ve Letonya'nın birer maçları eksik. Letonya zaten denklerimin dışında ama e, onun dışında Ermenistan 7 puan Galler 4 puan. E, yani 4 takımın şu anda ilk 2 mücadelesi verdiği bir yarıştan bahsetmek mümkün. Kalan maçları da hemen ben söyleyeyim. Allah bertudan razı ol olsun İkili averajda Ermenistan'ın önünde kıldı bizi. Sadece yenilmekten kurtarmadı. O attığı golle kazanılan bir tabii, puan tabii. var ya çok önemli. E, o bizi Ermenistan'la ikili averajda Ermenistan'ın üstüne getirdi ya. Allah razı olsun. Bak çocuk da çok zor için, bir gol attı. Anası evet. babası bugünler için yetiştirmiş bak. Kalan ilk çok zor da. bir gol attı Serkan Helal olsun. Hırvatistan e, deplasmanı var. Zorlu bir deplasmana gideceğiz. Sonra içeride Letonya, Galler'le bitiriyoruz. E, yani umut ettiğimiz nokta Galler'in e, son maça kadar kopmuş olması. Yoksa Abi o da çok kopmasalar sence olacak. oynamıyorlar mı? oynuyorlar da Ya o adamlarda mesela şimdi şöyle söyleyeyim. Galler tabii çok dar bir oyuncu havuzundan beslenen bir ama ülke. yıllardır da ama şey... köklü bir futbol 8 -8 e kültürü e... olan ada Aynı, ekolünden gelen da. bir ülke efsaneler yetiştirmiş. Tabii. bir ülke İngiliz Premier Lig'inin efsaneleri var Gal e, kökenli. Kaptanları. Tabii tabii. Yani burada şöyle yaklaşmak lazım. Sen Galler maçında Galler'in hiçbir iddiası kalmadı. Adamlar için futbol hayatlarındaki en büyük keyif bak en büyük keyif. Öyle Netflix, Netflix müzik falan değil. Yani maç kimi, en maç önemli keyfi şey. diye bir şey var. Ve yani. hangi stadda oynayacaklar? Cardiff'te, Cardiff'te oynarlar %100. Cardiff oynar. Cardiff'te o stadyum tıklım tıklım da olacak. ...isterse Doğru. sıfır puanlar olsun. Ve oraya eğlenmeye gidecekler. Takımlarını sonuna kadar destekleyecekler. Sağdaki o çocuklar da var ya. Ellerinden gelen en iyisini yapacak. Bak benim bundan şüphem yok. Ben yok. aksini iddia etmiyorum. Ama şunu söylüyorum. Yine de kaybetmesi iyi olur ümidini yani. E tabii yani. İnan ki fark etmeyecek. Belki daha bile rahat oynayacaklar. İd, i̇ddialı yani, duruma gelmiş. İdalleri biz söyleyeyim. yeniriz. Sıfır puanı da olsa bizi yenmek için oynayacaklar. Tabii ki Kısa yenmek için bu. oynayacaklar. Kaybese de bir şey değişmiyor Çok atletik yani. çocuklar var. Bizim çocuklarla kıyaslanmaz yetenek olarak ama çok atletik çocuklar var. Ben o maçtan korkuyorum. E, Letonya'yı yenince Her ağlamış mi? bir teknik direktör. Let, Letonya maçına Hır, çıkacak. Batistan zaten bence direkt e, gidecek ama yani öyle düşünüyorum. Allah Peki mı? Hıratistan, Hıratistan, Ermenistan mı Galler mi rakibimiz sizce? Ne düşünüyorsunuz baktığınızda puan tablosu? Bizim Hır rakip hayır hayır. Bizim ikisi de rakibimiz değil. Bizim Benim tek rakibimiz Ermenistan abi. Hayır abi. Bizim tek rakibimiz var. Ermenistan yani o da biziz. Ben görmüyorum Doğru. onlar çıkacak muhtemelen Ömer, maçlar eksik Ömer. Bizim, bizim tek rakibimiz biziz. O öyle zaten hocam. Ben sana söylüyorum bizim takımımız çok iyi bir takım. Çok genç, tecrübeli. Bak hem genç hem tecrübeli hem de çok ee, Enerjik bir takım. Evet. İyi niyetli de bir takım. Bakmayın. İyi niyetli. Kötü oynadılar, kötü oynadılar inanılmaz ama. İnanılmaz iyi futbolcular. Ya sayıyoruz Meri, Çağlar, hepinizde. Zeki, Cenk. Ya, dördü de Avrupa'da oynuyor. İsmail, Orkun, Hakan. Hocam kadro çok çok iyi. Ya şunlar şey. abi bu takımın yani normal bir Ermenistan'ı yenememesi ya bu ya bir Türk hoca olsaydı Serkan şu anda neler söyleniyordu. Geçmiş ya? olsun. Biz şimdi Stefan Kunsu eleştiriyoruz diye bu kadar da abartmasın kimse ya. Sadece de o kadar hakkımız olsun ya. Bir olsun de biz halkında e, hislerine olsun. tercüman oluyoruz. Bravo. Durduk yerde Stefan Kuns'u ya Bana Hiç yazıyor şimdi yok. arkadaşlar. Bir sürü yazan var ya. Hocam az söylüyorsun kendi da kendimizi şey, arkadaşlarımızı oraya getirmeye çalışıyormuşuz. Şey abi hangisi ki? arkadaşım bunlardan? Ya, Benim en arkadaşım gelsin. Okan Buruk, o Ay şey gibi olmadı ki. Ben Serkan abi aradım. Abi yarın 3'te bir gel de Stefan Kutsu eleştirelim. İşte hocayı aradım. Hocam bir toplaşalım da Stefan Kutsu eleştirelim gibi bir şey değil yani. Bu maçtan sonra, bu skordan sonra önceki verileri de baz aldığımızda tabii ki bir eleştiri ortaya çıkar ya. Bu çok normal yani ya mesela... ama bir de yani ilk defa eleştirmiyoruz yani Faro adalarından beri bir faciayla o karşı karşıya. Abi izliyoruz. mesela Almanca şartsa deneyimine hayran olduğum, muhabbet etmeyi çok sevdiğim e, özel hayatında da görüştüğüm fikirlerine çok değer verdiğim sadece futbol konusunda değil ha. Ya Hikmet Karaman Almanca'nın kralını biliyor. Ya niye Hikmet Karaman değil Kumsa abi? Ya bak mesela Yılmaz Hoca kulakları çığlığında Niye çığlığı, Yılmaz Hocam değil? Spor Akademisi ya. mezunu niye Yılmaz Hocam değil? Şimdi şöyle söyleyeyim. Yani, bir yani bir... Çok örnekler çıkabiliyor. Aynen, bak, hocam bana adam say kim olsun diyor tamam mı? Telefonda söyledi bana bunu bir yetkili. İsmini tabii ki vermeyeceğim çünkü iyi niyetli konuşuyorduk. Ya niye Ştefan Kuntuz'u aldınız dedim. Merak ettim böyle hesap sorarmış gibi oldu biraz. Çünkü hani Türküz de bir yandan gazeteciliğimizin dışına çıktık orada. Hadi bana adam söyle dedi. 10 tane adam saydım. Biraz önce saydık. Şu Şimdi, anda 20 tane saydık. Evet. Dedim bunların hepsi kağıt üstünde de, sahada da daha iyi. Hani bilmiyorum hangi mantıktan yaklaştığınıza bakar. Oyuncuların dilinden anlayan genç mi, oyunculara babalık yapacak ağabey mi, yoksa başarılarıyla oyunculara karşısında karizma olacak adam mı veya oyuncularla birlikte yükselmek isteyen yükselen kariyer mi? Abi her çeşit Türk teknik adam var ya. Neden Kunt bilmiyoruz. Hiçbir zaman da öğrenemeyeceğiz. Şunu Bu bilgi sadece Hamit Altıntop'ta. Mart ayına döndüğümüzde bana o gün için bir şey çok ilginç gelmişti. Sizlere de hatırlatayım. Sayın Mehmet Büyükekşi'nin bir röportajı vardı Mart ayında. Elemelere başlamadan. Nasıl başlıyorduk? Ermenistan, Hırvatistan başlıyorduk. Dedi ki Sayın Büyükekşi. E, i̇nşallah Kunt Soca iyi başlar. E, maçları kazanmamız lazım. İyi başlamazsa eğer bir değişiklik düşünebiliriz dedi. Onu şimdi üstü ben de, kapalı söyledi. O demecini çok tabii. iyi hatırlıyorum. Ee, yani şimdi ona yok yok görev değişikliğiyle ilgili hocam bayağı hani açık bir Haziran'da ifade de var. Haziran'da yani. da öyle bir şeyler oldu zaten. Evet evet. Şimdi ben de o zaman şunu söyledim. Eğer bizim yani Stefan Kuntz'un görevde kalması Ermenistan ve Hırvatistan maçlarına bağlı olacaksa o zaman biz şimdiden değiştirelim dedim. Yani Çok hani, güzel. Bravo. Maç kazanınca takımın başında kalacak, maç kaybedecek, gidecekse zaten bizim maalesef bir planımız yok demektir bravo. yani. Güvenmiyorsun. Evet. Güvenmiyorsun. Ama bravo. bu şekilde de yola başlanır mı? Evet, güvenmediğin bir adamla yola devam edemez. Yani yol arkadaşına güveneceksin. Hocam, Demek ki çatı, sayın Ağabey, başkan, çatı aktığı zaman sayın başkan şöyle güvenmi. mi yapıyoruz mesela çatı aktığı zaman? Evet. Bir bekleyelim iki gün akmazsa yaptırmayalım. <laughs> Çok güzel bravo. Akarsa bir daha şey yaparız Çok yap, yaptırırız mesela yani, çatıyı böyle mi diyeceğiz yani? Yo, çatı akıyor akacak o çatıyı yapmak lazım ördek mi yani. hikayesi? Yani gidiyor ama nasıl gittiği belli değil. Yani böyle ite kalka da gidilmez net bir duruş olması lazım. Yani başkanın da bir, bir, an önce karar vermesi lazım. Net bir duruş. Ya dünkü maçtan sonra da başkan Çok oturacak. Bir seyirci şey demiş. Filenin sultanları büyük bize mutluluk yaşattı. Amelif futbol takımı için de çilenin sultanları demiş. <laughs> Bak ben, yani <laughs> e, senin gibi düşünün. Böyle de, de, her zaman şeyiz ya. Çilenin sultanları güzel olmuş. Ben şey şeyler, bu kırmadan bir eleştiri bence. Yok, bir bu harika bir şey. şey kadar ya. ya. Olacak ol, tabii. Sen, bu kadar ol. Burada hakaret değil. <gülüyor> yok. <gülüyor> yani ben futbolcuları da çok suçlamıyorum yani futbolcuların kötü niyetli olduğuna inanmıyorum. Hani bazen şey olur çünkü böyle ya yorgunduk bu maç temposunda milli takım nereden çıktı tavrını ya görürsün şerken, onlar da insan. Öyle de deme ya. Görmedim bak, ama öyle bir bak şey. Öyle söylemek de doğru değil. Ben olsam hoca her ne kadar sana bir şeyler anlatmaya çalışıyordu, çalışsa da sen birazcık kendi özgüvenini ön plana çıkaracaksın. Futbolcu yeteneklerini çıkaracaksın. Ya zorlayıp o maçı kazanmak için bir şeyler yapacaksın. Ya liderlik. Ben sana örnek ya. Içinde. Ben futbol, Emre Belözoğlu'nun Burak yaptığı futbol hayatımdan bir örnek iş. vereyim de bak çok çarpıcı gelecek sana. Ya rahmetli Ahmet Suat Hoca Trabzonspor'da oynuyorum. Ben çok hücumcu sol bektim. Tabii tabii. Tabii hep Buran gidiyorum, top gidiyorum, kullanıyordun. gidiyorum. Tabii gidiyorum, gidiyorum falan. Yardımcı hoca da vardı yanında İlyas Hoca. Ya Suat abi dedi bu ol <laughs> devamlı gidiyor şey arkasına top git. Gidiyor. Ben gidiyorum ama ya orta atıyorum gol oluyor ya şut atıyorum dışarı gidiyor. Yani geri dön. Aynen Suat Hoca'nın lafı. O gitsin dedi. O iyi yapıyor ona bir şey demem dedi. Ama dedi topu kaybedip geri dönemezse ben o zaman onu çekeceğim oraya. O zaman soracağım basit. ona bir daha gitmeyecek Söyle. dedi. Ya bu kadar basit. Bu kadar basit. Futbol bu kadar basit yani. Bunun Aynen. nesini daha uğraşıyoruz ya. O yüzden orta sahadaki oyuncularımız birbirine pas verip duruyor. Heh. ben kendi anlatmak istediğim şu. Ben kendi Öz güvenimle beraber takım için bir şey yapmaya çalışıyorum. Zorluyorum kendimi. Ferdi'yi çok arıyoruz mesela. Bravo. Dün. Çok aradık. O Ferdi. Enerji Ferdi, Ferdi, Ferdi çok önemli mesela abi. acayip bir enerji. Ya, sol bekten sana pat, enerji patlaması yaratıyor. yani bir de eksilterek basıyor. gidiyor. Bizim orta sahanın eksiltemediği adamları Aynen. Ferdi Nefis eksiltecekti. Adam. Onur oynasaydı sağ bekte Onur yapacaktı. Onur da Arda, Arda Güler de çok Ferdi önemli Ferdi olsa oydu. sol, sol Bek, Bence takımın yıldızı. Sol bekte oynar mıydı bilmiyorum yani. 8 numarada da oynat oldu Stefan Tabii. Kim? Ferdi. Ferdi zaten on numara sol oyuncusu. Sol bekte kalsın. O bizim sol bekimiz yok Ömer. Yok. Olmuyor, kimse olmuyor. İşte Serkan abi. Ferdi'yi bulduk orada kalsın. Ferdi, Ferdi de Ferdi, Ferdi. esasen Ferdi sol bek yoksa Cenk ilk bir olmaz. Yani sol Kazım var bek orada. lazım. Mı? İlla birileri var bu Kazım ülkede yani. Kazım var ya havuzda. Kazım bak Kazım inan Cenk'ten daha başarılı olurdu. Bu bir Cenk tanınlarda... eleştirisi değil onu söylüyorum. Ya yani. Tabii ki değil ya. Cenk kaliteli Cenk bir oyuncu. Elinden geleni yapıyor yani. Ben mevkisinin gayet adamı değil ya. Kaliteli bir oyuncu. Cenk çok iyi bir futbolcu. Öyle olmasa Valencia'da oynamaz. Ama dediğin gibi Mevkisinin oyuncusunu koy. Kazım'ı koy. Ya Onur'u koy abicim ya hiçbir şey yapmıyorsan Onur'u koy Beşiktaş'ta bu 4-5 maçta Solbek oynuyor. İşte kendisinden önceki teknik direktörün adamı diye mi acaba? He, hocam şunu da söylemekte fayda var, var. Beşiktaş'taki göz bebeği ya. Şimdi takım menşeilerine bir bakalım. Amert Müldür'ü koyuyorsun Onur'u koymuyorsun Ya yani bu dünya sonu şaka bir şey ya şaka gibi bir şey. Kale Beşiktaş, Sabek Roma, Atletico Madrid, eski Juventus Atalanta, ee, Solbek Valencia, önde Fenerbahçe, <laughs> Inter... Benfica, solda Galatasaray, sağda eski Mars ile şimdi Fenerbahçe, önde Galatasaray. Ki yedeklerde de çok kariyerli yine oyuncularımız var işte. Manchester United, Manchester United Hoffenheim. Hala yedekte. Tabii tabii. Hoffenheim falan diye böyle gidiyor. Şimdi şu şimdi konusu eleştirdik ama şunu da söyleyeyim yani. Bir oyun e, plan yani iyi bir başlangıç 11'i ya da devamında değişiklikler iyi olmasa bile şu kadronun da teknik adam olmasa bile Ermenistan'ı bence mağlup etmesi lazım. Yani bak yani, aslında söylemeye de bir nokta var yani. Tam söylemedin. Oyun planı yok. Planımız yok, planımız. Bak inanın oyun planımız yok. Bizim dünkü maçta sol bekimiz Cenk 44. dakikada ileriye çıktı, bir tane orta yaptı. O zamana kadar daha bir bindirme yapmadı. Üstelik önünde oynayan Kerem Aktürkoğlu devamlı içeriye kadede Santrofor'un bıraktığı boşluğa koşu yapan, o boş alanını da sana açan bir oyun anlayışı var. Ya Stefan Kuz, sen Cenk'i daha fazla nasıl kullanmasın? Kazanmamız gereken bir maçta eğer iki bekini iyi kullanmıyorsan kazanamazsın. Şu anda başarılı olan dünyadaki bütün takımlara bakın. Bekleri on numara oynayan oyunculardır. Şu anda Beşiktaş'ın iki tane beki, Beşiktaş'ın en iyi oyuncuları. Galatasaray'ın iki beki, Sol beke de geldi Anheniliyor. Onlar iyi oyuncular. Fenerbahçe'ye bakın. O sayı Samuel Ferdi. İkisi de ya bu orta saha eğer takım eksiltmiyorsa geriden gelen oyuncular stoperleri getiremeyeceğine göre iki bekini de arkadan gelerek bindirme yaparak ya rakibi eksilterek rakibin savunma dengesini bozarak en güzel yapabileceğin taktiksel anlayış budur. Dur Zeki de orta yapamadı, evet. Cenk de yapamadı. Hocam orta olsan olacak yani şunu söylemeye çalışıyorum şey, der, Orta evet. dediğim şandel değil, gideceksin, anladım, anladım. çıkaracaksın, pas, yani. pas atacaksın. Yok anladım. Şimdi dün forvet Barış Alper Yılmaz değil mi? Barış başladı. Onunla başlamak da yanlış. İyi başladılar aslında Tabii yani. Olay Barış değil. Ama Serkan işte Barış'ın gol buluşu olsa yapmışız. zaten on numara İkardiz'i olmazdı Galatasaray. İlk yarı on orta yapmışız. Barış Alper Yılmaz varsa 11 orta yapmak zaten bana göre plansızın en net göstergesi İkardiz. Halil veya olaylar. Bertu olsaydı onların birisini ikisine vururdu ya gol olurdu ya gol olmazdı. Çünkü Santrofol orijinli oyuncular. Evet. Ya en azından mesela Umut Nayır sakat olmasa o da o ortaların bir iki tanesi iyiydi aslında. E, U-21 diyor Enes iki haftadır gol atıyor Trabzonspor'da. Trabzon'da Cardo'da da atıyor. Dün de atıyordu, Enes Cardo'da. daha önce amirli takıma da geldi. Yani amirli takımda yok. Amirli takıma da geldi Enes. Geldi. Ya Kerem oyna, şey e, Halil oyuna girdikten sonra bir santrofor gibi oynadı ya. Doğru. Neler yaptı çocuk orada daha ne yapacak ya? Bir pozisyon gelseydi Halil eminim ki gol vuruşu yapacak ki... Daha önce milli takımda süre Peki. aldığı maçlarda da gol attı yani. Yani yine de dediğim ya çok gibi. Ya uçuk kaçık şeylerle uğraşıyoruz. Olmayacak işlerle uğraşıyoruz. Turnuvaya gidebiliriz ama sorunumuz bence gidip gitmemek değil. Daha büyük e, maalesef Bravo. dertlerimiz var diye düşünüyorum. Bir de U21'i konuşmuşken e, dün maalesef milli takımız İrlanda'ya e, grubunun açılış maçında 3-2 mağlup oldu değerli izleyenler. O maçın özeti bir gelsin ekrana. E, hem maçın e, önemli anlarını hatırlayalım hem de üzerine sonrasına konuşalım. Evet 3-2 kaybetti maalesef. Ümit milli takımımız ve grubuna iyi bir başlangıç yapamadı. Zaten e, Avrupa şampiyonlarına gitmekte çok uzun zamandır zorluk yaşıyoruz. E, ben daha iyi bir başlangıç bekliyordum. Olmadı ki maç içinde öne geçtiğimiz anlar da var. Ama e, yakalandık. Bir de İrlanda mesela. Şimdi az önce saydım ya A milli takım. Hani bizim düzeyimize yakın mağlup etmemiz gereken rakipler bir şey göremiyoruz diye. Mesela İrlanda'yı hani İrlanda'ya en azından mağlup olmamamız lazım. Bu düzeyde çünkü İrlanda U21 çok futbol çok işte. başarılı böyle bir ülke değil. Yani İrlanda turnuvalara katılan. Çünkü ben çok uzun zamandır Ama U21 için yaşayan bir millettir İrlandalı. Yok ya. yok şöyle Serkan abi altyapılarda hocam daha iyi bilir. Yani İrlanda'nın böyle çok ağırlığı yoktur yani alt yaş yok, o yok. açıdan. Bravo turnuvalar çok düzenlerler. Kendi ülkelerinde de çok şey turnu süt kupası şunu bunu. Bu bizler çok gittiğimiz oldu oraları. Evet. 50 tane organizasyonları var. Ama başarı var. düzeyi o kadar değil. Çok ben yüksek sana yüksek katılıyorum. Yüksek. Sen şimdi bizim Ümit Bil takımla dün Kenan oynadı değil mi? Kenan, Bartu, Enis Destan, Bak şimdi. Ravil, Yasin, e, Doğan Alemdar hani yok, iyi yok, de yok, kadromuz tek var şunu ya. diyorum. Bizim Kenan şu anda Amil takım Santofor sıkıntısı sıkıntı çek, çekerken Enes Destan ikisi de Amil takım düzeyinde oyuncu. Enis söyledi. Şimdi doğru. Enis Destan bir sene önce Amil takıma girdi, oynadı ya. Ya sen şimdi Cenk yok diye e, oturup bağlayamazsın. E Kenan biraz önce sen söyledin. Juventus'ta kadroyu zorluyor. Evet. Doğru. E şimdi Enes Trabzonspor'da dönüşte hazırlık maçlarında da süre aldı. Oynamaya başladı. Şimdi gol atmaya... Ya işte bir şey söyleyince insanlar yanlış algılıyor. Ha, yani bu iş biraz vizyon işi. Hocam şimdi size e, birkaç isim üzerinden Birkaç soru soracağım. Şimdi Serdar Saatçi, burada yetenek tartışmıyoruz. Ama milli takım hep ne diyoruz? Dönem ve performans işi değil mi? Doğru. Yani formda olan oyuncuların çağrıldığı bir yer olmasını bekliyoruz. Evet. Serdar çağrılır, ona bir şey demiyorum. Ama Braga'da oynuyor mu düzenli olarak? Oynamıyor. İşte ben bilmiyorum o kadarını. Yok, ben Braga'da oynamıyor. Şimdi kim oynuyor? Ravil oynuyor mu? Ravil oynuyor, Vesterlada oynuyor. Beş maçta da ilk 11'de Oynun başladı. Güzel. Eğer yanlışım yoksa bakarım tekrardan. Bakmıştım. Ayber Karapo diye bir oyuncumuz var. Ben bayılıyordum U19'da da. Ee, zaten çok üst seviyeye geleceğini düşünüyorum. Ee, geçen yıl Manisa'da oynadı, TFF birincilikte. Bu Sabek yıl da aynı oynuyordu. şekilde. Evet, e, Stoper'de oynuyor artık. Stoper, orada bek oynuyor. oynuyordu. Bizim milli takımda Stoper oynuyordu. Evet. Bizim 19'da geçen sene oynadı. Ben biliyorum çünkü. Hatta Seyretim. şeyle oynadılar. Trabzonsporlu e, Ali var. Ali ile birlikte. Ali, o, Ali Şahin ile birlikte oynadı. Şimdi. Ayberk, Emir Ortakaya ile oynadılar geçen daha yıl, sonra. TFF 1. Lig'in en değerli stoperlerinden bir tanesiydi. Müthiş performans gösterdi. Bu yıl da iyi başladı. Ama Ayberk dün hani maça girmedi zaten. İlk 11 başlamadı. Mesela Serdar başladı. Şimdi oynayan oyuncu var. Ama hani yine e, altyapıda da yani altyapı dediğim U21 seviyesinde de böyle e, sorunlarımız var yani. Bakıyorum mesela ay kaliteli oyuncularımız mı? Hocam var. kim var derde, ya Ayberk'ten sonra kim var? Biliyor musun stoper? Emin Emin Bayram. Emin Bayram o yedekte sahi. dediniz. Yedekte değil mi? evet. Peki yedekte olan başka bir isim sorayım hocam. Tiago Çukur. Tiago Çukur mesela neden milli takım havuzunda U21'de? Ya ben bilmiyorum merak ediyorum. Şunu şöyle söyleyeyim sana. Tiago Çukur bak iki tane santofor var. İkisi de burada. Enis Destan, Kenan. Bunların Hı -hı. ikisi de iyi. Tiago Çukur'un oynamamasını bir yerde anlayabilirim. Olabilir ama kadro içerisinde oynatabilirsin. Ama Enes ben Ahmet takım alırım ya. Bu yoklukta alırım ya. Yok performans olarak diyorum hocam. Yani Thiago Çukur yani bilmiyorum performans hani Thiago çukur Fenerbahçe'nin en bir son şey oyuncusuydu. Peki bir yere gitti mi kiralık? Yani. Tam ondan bahsediyorum. Evet, bir Beverende. Oynuyor mu? Belçika'da. Ee, şöyle 4 maçta 85 dakika süre Şimdi altmış. bak şimdi orada evet o da olabilir ama burada daha önde olan var. Enis Son haftalarda Trabzonspor'da oynuyor, gol atıyor. Ee, yok yok Thiago Çukur neden hani bu havuzda diyorum şu anda? Yani formda değil takımında oynamıyor. He, burada o. neden? Ama o bak şimdi bazı oyuncular geleceğe yönelik planlar yaparsınız. Ümit Milli Takım'da öyle bir şey. Ümit Milli Takım içerisinde başarılı maçlar oynadı Thiago Çukur. Ben daha önce orada olduğum dönemlerde baktım. Orada oynadı bir potansiyeli var. Yani ileride Thiago Çukur bir santrofor olabilir. Özellikleri güçlü, kuvvetli. Bir anda da bir oyuncudan vazgeçmeyeceksiniz. Öyle de bir durum var. Formsuz dönemler olacaktır. Ama demin amili takım için söylediğimin tersini söyleyeyim. Ya Cengiz eğer formsuzsa, ya Cengiz sen bir maç otur. Olabilir ya. Sonradan girersin oyuna. Kim formda? İrfan Can kim? Yusuf Sarı. Onlardan birini tercih edebilirsin. Şimdi burada da Thiago formsuz diye ben Thiago'yu o planlamanın dışına bırakamam. Onu alırım, bünyede barındırırım. Form yakaladığı zaman Teaga Çukur ilerisi için potansiyel bir santrofor. Yani çok iyi özellikleriyle bu kanatta oynayabilen bir oyuncu. Onun için bunları tercih edebilirsin. Ha, hocanın tercihidir. Ümit takımı. Bizim Ümit takımımızda da gerçekten kaliteli oyuncular var. Yani sen Ayberk'i diyorsun. Ayberk 19'da. Emir Ortakaya vardı. Fenerbahçe'den evet, de. Bu sene onu da Sakarya ne kiralık evet. verdiler. O stoperlerimiz çok iyi. Sağ bekimiz iyi. Orta sahadaki oyuncularımızı yani... Ümit takımın da iyi bir portföyü var. Ha bunları iyi yönlendirmek lazım. Ümit takımın başarılı, çok yüksek galibiyet almasını da açık söylüyorum ben o kadar da şey değilim. A milli takıma güzel oyuncular çıkabiliyorsa bunun başlangıç yeri ama genç milli takımlardır. Bunu aşağıdan başlar. Burası Ümit milli takımdan aldım diye diyerek Ümit takımı ön plana çıkarmamak lazım. Ümit takıma gelinceye kadar bunlara çok zaman harcanıyor. Ömer ben orada yaşadıklarımı bildiğim 14 yaşından 13 yaşından beri böyle tepede bunlar bulunmuyor. Buralardan geliyor buralara geliyor. Ama yani onun için biz milli takımda bir planımız olması gerektiğini düşünüyorum. Stefan Kunz buraya planlama için getirilmiş bir hocaydı. Ee, onun yanında Ümit milli takımda o planlamanın içerisindeydi. Ee, maalesef, maalesef planlamanın dışında devam Şimdi ediyoruz. Üşenmedim. Bir şey değişmiyor. Üşenmedim. Yani. Tek tek baktım. Ee, İrlanda U21 milli takımında iki oyuncu dışında iki oyuncu dışında geri kalan ilk on birin dokuz oyuncusunun tamamı takımlarının ilk 11 oyuncusu. Ama Gerçekten orada mi? orada şans tanıyor. Şimdi üşenmedim baktım. Tebrik ederim. Çünkü Hollanda'ya da bak aynıdır, Almanya'da bak aynıdır. Neden biliyor musun? Oralarda Mesela İrlanda'nın en popüler takımı kim? Diyelim ki. Shamrock var, Drogheda var. City'dir muhtemelen. Veyahut öyle demeyelim. Daha iyi anlaşılsın Deristik diye mesela var. şöyle diyelim. Hollanda'dan örnek verelim. Feyenoord değil mi? Popüler. Ajax. Bunlar ne yapıyor biliyor musun? Bunlar 18-19-20 yaşına oyuncular geldi. İşte Ferdi bunlardan böyle doğmuştur. Bunlar oyuncular oynamamaya başlayınca hemen Hollanda'da Süper Lig'in altında bizim birincilik seviyesinin takımların hepsine kiralık verilir. Bu İskoçya'da böyle, İngiltere'de böyle, İspanya'da böyle. Oynamamaya sevk edilmez, oynanmaya sevk edilir ve hemen kiralık gönderilir. Bir sene, iki sene. ve bu oyuncuların çoğu oralara gider, oynar ve takımlarına geri döner. İşte Ferdi de Hollanda'da, Hollanda'da da düzenli oynama fırsatı bulan çok az oyuncu var. Doğru çünkü onları doğru yere yönlendirmiyor kulüpler. Doğru transferler yaptırmıyorlar. Oynamayacak yere gidiyor çocuklar. Aynen. Ben hep onu tavsiye ederdim eskiden milli takımla. Ya doğru yerlere gidin, yönlendirin çocukları. Ya diyorlar ki bizde oyuncu çıkmıyor, Peki santrofor hocam, çıkmıyor değil mi? Araya gideceğiz Bak, Bak, son, sonra alayım oldu. hocam vaktimiz yok. Ee, bizde santrofor da var hepsi de var. Var var hepsi var önemli olan iyi kullanmak diyelim. Ee, bir kez daha araya gidelim saat başına yeniden karşınızda olacağız. Spor gündemine devam ediyoruz değerli izleyenler. Bu saatte Fenerbahçe ile başlayacağız. Tabii ki milli arada takımların bir yandan transfer girişimleri de devam ediyor. Bu arada az sonra yine Lozan'a gideceğiz. Bir kez daha hatırlatalım bu akşam 20'de Türkiye ve İsviçre'nin 2008 kadroları yardım maçında karşı karşıya gelecek. A Spor'dan maçı canlı olarak takip edebilirsiniz. Furkan Yıldız'ın yanında da sürpriz bir konu olacak az sonra. Zaten görünce hepimiz hatırlayacağız. Az sonra tekrardan Lozan'a gideceğiz ama... E, şimdilik biz Fenerbahçe'yi konuşarak başlayalım. 6 numara transferi e, Şenol Hocam çok fazla konuşuluyor. E, taraftarlar Avrupa kadrosuna hani yazılır mı heyecanıyla ayın 4'üne kadar e, beklediler. Ama o yönde bir hamle gelmedi. Fakat e, kaldı bir 6 gün. Bugünü saymazsak 5 e, gün gibi görünüyor. E, açıkçası bu 5 gün içerisinde bir hamle bekliyor musunuz? Son olarak Scott McTominay ismi vardı. McTominay doğru bir profil olur mu Fenerbahçe için? Vallahi burada tabii İsmail Kartal'ın düşünceleri çok önemli. Yani galiba geçen bir demecinde altı numara gibi bir şey ifade etti mi yoksa yanlış bir şey mi haber miydi bilmiyorum. Ama 6 numaraya Fenerbahçe'nin çok mu acil bir ihtiyacı var bana sorarsan öyle bir durum yok. Yani Fenerbahçe son yıllarda yaptığı en iyi orta saha planlamasını yaptı. İsmail Yüksek, Fred, Şimanski, Mert Hakan, Zayiç, ee, Crespo. Şimdi 6 numarada İsmail Kartal bir önceki döneminde en çok güvendiği oyuncu Crespo'ydu. Eğer İrfan Can'ı geçen seneki o halinden bu haline getirebiliyorsan yani pozitif anlamda. Mert Hakan'ı o halinden bu haline getirebiliyorsa ki ikisinde de başarılı oldu. Yani pozitif yönde başarılı oldu. İkisi de futbol oynamaya karar verdi. İkisi de iyi oynuyor. Bence Kross üzerinde de biraz daha çalışırsa altı numara sorununu oradan halleder. Hocam bir virgül koyalım. İsviçre'ye uzanalım. Furkan Yıldız'ın yanında sor, da. Kadrolar belli oldu mu? Sor bakalım. E, Merak ediyoruz. Kadrolar. Onbirdeki, onbirdeki kim yanında oynuyor? Yanında da Eren Derdiyok var. Sevgili Furkan'ın yanında. E, o dönem. Santurbol varsa milli takım alacağız oradan çünkü onun için sor bakalım. 2008'de <laughs> İsviçre milli takımında ikon 11 başlamıştı o maçta. Hem o maçla ilgili duygu düşünceleri tekrardan alacağız hem de genel bir e, havayı alalım hem sevgili Furkan'dan hem sevgili Eren Derdiyok'tan. E, Furkan söz size bırakalım. Ömer İstişe'den Lozan'dan bir kez daha mutlu günleri yayınlar dileyelim Yardım organizasyonu konserlerle devam ediyor artık Maçın da başlamasına az bir süre kaldı yaklaşık 3 saatlik bir süre var Yanımızda da çok önemli özel bir golcü var Eren derdi ile beraberiz Eren çok teşekkürler öncelikle bizi kırmadığın için ee, öncelikle bugünle başlamak istiyorum. Türkiye İsviçre e, ilişkileri için o dostluk kardeşlik için çok önemli bir gün, e, özel bir akşam. E, güzel de bir mücadele olmasını bekliyoruz. İlgi de şu an için oldukça yüksek görünüyor. ilk olarak e, bugünle ilgili neden söylemek istersin? Ya öncelikle iki federasyona da gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten çok güzel bir e, organizasyon oldu. Burada olmaktan mutluyum. Çünkü arka planda e, bir amaç var. Depremzedelere gidecek. E, bu yüzden yani gördüğünüz gibi zaten insanlar geldi. Halen devam gelmeye başlıyorlar. Maç ne kadar yaklaşırsa o kadar daha çok insan geliyor. Güzel, mutluyuz. Eren üzerinden 15 yıl geçti ama Özellikle Türk futbol tarihi için çok özel bir karşılaşmaydı. Sen o gün e, sahada olan isimlerden birisiydin. Bu akşamki maçta da sahada olacaksın. E, İsviçre'nin kaydettiği golde de pası veren isimdin Hakan Yakın'a. E, şunu merak ediyorum izninle, müsaadenle. Biz evet o gün kazanan taraftaydık ama sahada e, çok zorlu bir mücadele olduğunu hatırlıyoruz. Bir futbolcu gözüyle e, İsviçre-Türkiye 2008 maçını sen nasıl yorumlarsın? Nasıl hatırlıyorsun o karşılaşmayı? şöyle söyleyeyim, çok güzel duygular vardı. Yani staddaki o atmosfer, çoğu Türk Türktü zaten stat'ta. Renklerimiz aynıydı, kırmızı beyaz. Heyecanlı bir maç. Yani izlemesi heyecanlıydı, oynaması heyecanlıydı. 1-0 öne geçtik, 1-1 oldu. Son dakikada 2-1 mağlup olduk. Yani hem duygusal, hem üzüntülü, hem bir mutluluk vardı tabii bir yandan. hatırlamak güzel tabii. Bugün de yine sağda olacağız. O turnuvada en genç oyuncu, oyuncu bendim turnuvanın. Bugün de sağda galiba en genç oyuncu ben olacağım. Mutluyum, güzel yani. yani çok teşekkür ben teşekkür ederim. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Ömer, Eren derdi yok bizlerle beraberdi. Ben biraz daha burayla alakalı bilgiler vermeye devam edeyim. Şu anda konserler devam ediyor Türkiye saatiyle. 20'de de Türkiye, İsviçre, Ripley 2008 mücadelesi Aspor ekranlarında başlayacak. Öncesinde sanatçılar, gazetecilerden de oluşan bir ...yine gösteri maçı oluşacak... ...bir nevi veteran maçı olarak da... ...söyleyebiliriz aslında adlandırabiliriz o karşılaşmayı... ...burada özellikle... ...gurbetçi taraftarlarımızın ilgisi oldukça yüksek... ...yaklaşık 3 saat var... ...biz ilerleyen saatlerde... ...özellikle yardım maçının saati yaklaştıkça... ...buradaki kalabalığın daha da artmasını bekliyoruz... ...birazdan kısa bir süre sonra... ...Reynmen burada sahne olacak... ...şu anda Mehmet'ten rica edeyim... ...Galatasaraylı futbol severler... ...taraftarlar burada eren derdi yok... ...bir dönem Galatasaray forması giymişti. Onlarla bir sohbet içerisinde birazdan bir hatıra fotoğrafı da çektirecek. Burada sarı kırmızılı renklere gönül veren futbol severleri görüyoruz. Eren de onlar için özel bir isim kuşkusuz. Burada güzel bir atmosfer var. Özellikle hem Türkiye Futbol Federasyonu hem İsviçre Futbol Federasyonu'nda aslında bu organizasyonun dair emeği geçenlere bir kez daha teşekkür etmek lazım. Hatay Spor Kulübü'nün altyapısı için özellikle buradaki toplanan gelir ayrılacak. Oraya özellikle önemli bir miktarının oraya aktarılmasını hedefleniyor. Güzel bir organizasyon, güzel bir cumartesi akşamı İsviçre'nin Lozan şehrinde futbol severler, gurbetçiler burada güzel, keyifli vakit geçirmesini bizler de bekliyoruz. İlerleyen saatlerde yine buradan Lozan'dan biz tüm yansıyanları ekip arkadaşım Mehmet Tekin'le beraber ağız spor ekranlarında aktarmaya devam edeceğiz diyelim. Eğer sorunuz yoksa bir sürü tekrardan size bırakalım Ömer Saraç. Teşekkürler Furkan Yıldız. Ee, yine bir 15 sene önceye gittik. Eren'i dinledik. Ee, Eren derdi yoktu. O gün sahada olan isimlerden bir tanesiydi. Biz tabii mutlu taraftaydık. Eren üzüldü ama o da söyledi. Çok güzel duygularla oynanmış bir Doğru. maçtı dedi. Ee, şu açıdan da çok önemli tabii ki. Onu unutmamak lazım. 2006'da İsviçre'yle o olayla eşleşmeden sonra. 2005. Yani 2006 Dünya Kupası playofflarında. O eşleşmeden sonra 2000, Çok güzel hafıza. 2008'de. <laughs> Doğru tabii play-off e, maçı 2005'te oynandı, turnuva 2006'da. Tekrardan 2008'de İsviçre'nin evinde e, oynamak önemliydi. Bence gayet de dostluk adına iyi görüntülerin evet, olduğu bir noktaya maçtı ve olması. bu noktaya ge yani gelinmiş olması önemli. O maçtan sonra bence önemli diye düşünüyorum. Evet tabii 2005'te hiç unutmuyorum tabii yani çok da unutulmadı zaten. Ancak işte 18 yıl olmuş ya şaka maka. Tabii. Hani o gün doğan çocuklar şimdi Reşit araba kullanıyor. Ee, yani Bazı genç mi, e, minik kardeşlerimiz bilmiyor o maçı. Ama o maçın yankıları da büyük olmuştu. Hatta e, bir anlamda federasyonun gidişine kadar varmıştı olay. Sadece yenilgiden dolayı değil, o maçın bitiş düdüğüyle beraber yaşanan hadiseler. Hatta maçın öncesindeki hadiseler. Aslında en baştan ta İsviçre'deki ilk maçtan almak gereken bir durum vardı. <laughs> Orada hakikaten e, milli takımımızın kafilesine gittik. E, Tabii ki herkese aynı kefeye koymamak lazım ama hani bütün İsviçre bize kötülük yaptı gibi düşünmemek Ciddi lazım ama gazete orada falan orada gerek havaalanı girişinde yani. gerekse Tabii. sahadaki bir futbolcunun bir terbiyesizliği unutulacak gibi evet. değildi. Ee, bu sebeple de e, hani maçtan sonra gençler birbiriyle kavga etti noktasına gelindi ama ben e, nasıl ki ilk bölümde söylediysem hani milli takım oyuncusu olmak sadece mevkisinin en iyi oyuncusu olmak değil aynı zamanda ülkeni de e, zeki, çevik ve ahlaklı bir oyuncu olarak temsil etmektir. Orada gençliğin ateşine yenik düşme, işte kalkıp galeyana gelme, tabii ki provokatif bir takım şeyler de oldu. E, ama çok yara açmıştır Türk futbolunda o. E, dışarıdaki imajımız açısından da dönem. kendi içimizin de kaynatmıştır bayağı bir süre. Hatta federasyonun değişimine kadar gidilmiştir. O dönemin sonrasında hemen Haluk Ulusoy tekrar gelmişti. Yanlış hatırlamıyorsam e, bir seçim kazanıp gelmişti. Levent Bıçakçı dönemiydi 2005'teki İsviçre maçı. Sonrasında 2008'deki çok uzun bir mesafe yok arada yani birkaç yıl sonra öyle bir maç oynandı. Düşünün o maçın o maçta atılan temellerle şimdi yardım amaçlı maç yapılabiliyor. Bence hoş. Mesela Fatih Terim'in de kariyerinde en çok eleştirildiği şeylerden biridir de 2005'teki doğru, İsviçre doğru. maçı. Bu sebeple ben hani bunun da bir aynı zamanda ortalığı toparlama yeni bir başlangıç noktasına gelmesi. ...olarak tespit ediyorum 2008'deki maçı. Ben açıkçası 2008'deki maçın 2005'teki maçı... ...unutturduğunun farkında değilmişim. Ee, bak ama meğer unutturmuş. Serkan abi yine bir virgül koymak durumundayız. Fenerbahçe Genel Kurulu'na gideceğiz. Sayın Başkan Ali Koç şu anda konuşuyor. İtinayla değerlendirilmiş... ...ve kongrelerimizin yüksek bir katılımıyla... ...geri bildirimlerle son haline getirdiğimiz ve bugün siz değerli üyelerimizin yorum ve görüşlerini sunduğumuz olağanüstü tüzük tadil genel kurulumuzu rekor sayıda üyemizin katılımıyla gerçekleştirmiş bulunuyoruz. <laughs> Saat 15.39 itibariyle rakamımız 8500'ün üstündeydi. Hepinize canı gönülden şahsım, yönetim kurulum ve camiamız adına teşekkür ediyorum. Ve bu rekor sayının kulübümüz için bu kadar hassas ve önemli bir konuda yurdumuzun hatta dünyanın dört bir yanından gelip iradesini yansıtan çocuk toplantımızı bir demokrasi şerenine çeviren hayatlarında önceliklerini her daim Fenerbahçe'mize veren kongre üyelerimizin her birine bir kez daha teşekkürü borç biliriz. Şükranlarımızı sunarız. Allah sizlerden razı olsun. Bu sürecin en başından itibaren tüm çalışmanın başında her şeyle adım adım ilgilenen başta yönetim kurulu üyemiz Fethi Pekin'e, hukuk departmanımızın tümüne, OGB hukuk bürosuna, konuyla ilgili yönetim kurulu üyelerimize, bu organizasyonun sorunsuz, eksiksiz ve yüksek katında düzenlenmesine emek veren üye ilişkilerinden sorumlu yönetim kurulu üyemiz Selma Altay Rodopman'a ve üye ilişkileri departmanımıza ve sizleri de bir nebze bunaltma riskini almamıza rağmen bu toplantının anlamını ve önemini camiamıza en iyi şekilde anlatmak için her adamını, her imkanını kullanan iletişim ekibimize, ilgili yönetim kurulu Sayın Can Gebetaş ve ekibine ve de en büyük alkışı tüzük sürecimizde öneri, yorum ileten tüm kongrelerimize Teşekkür ederiz. Bugün Fenerbahçe Spor Kulübü yani bizler bir kez daha herkese örnek olmuş. Camiamız kulübünü nasıl sahiplendiğini ve önemsediğini bugün en anlamlı şekilde bir kez daha göstererek farkımızı ortaya koymuştur. Zaten rakamlar her şeyi anlatıyor. İnşallah bu sahiplenmeyi sezon içinde, türbünlerde, salonlarda da devam ettirebiliriz. Gelelim son maddemize. Stadımızın adının, atamızın ismini taşımasına Kendimiz yönetim kurulu olarak son yıllarda gelen görüş, öneri, toplantılarda ifade edilen sözler, söylemler, özelde ve kamuoyunda yaşadıklarımızdan sonra demin ifade ettiğim gibi harekete geçmiştik. Zaten böyle milli aralarda da hep konuşulan e, nokta genelde kongreler oluyor oraya denk Şöyle geliyor. Şöyle yani. galiba Ömer bu bütün kulüpler için geçerli. Yeni spor kanununda bu tüzük tadilinin bütün kulüplerin yapması gerektiğini düşünüyorum. Yani ilk Fenerbahçe yaptı ama tahmin ediyorum yakında bütün hepsi yapacak. Yeni çıkan kanunla ilgili derneklerle bir sıkıntısı mı bir şey mi var onu mu ayıracak da tam ben de detayını bilmiyorum ama bütün kulüplerin yapacağını biliyorum. Tabii. Yeni kanuna göre. Yani tüzük e, tadili zaten olması gereken bir şey hocam. Yani çünkü hani her şey ee, şart değil kural değil ya, yani değişebilir onu yani. tek şey Heh. değişim. Değişebilir, çizik değişmeli şart. yani. sloganı da bu olsun mesela. Yani onu kanuna uyarlamak için <laughs> Ona da gelir ama. bir eleştiri gelir bak. Yok, bir tane yok. fotoğraf altına eleştiri gelir. Yapıyorsun böyle ya. ondan sonra fotoğraf <laughs> altına eleştiri <laughs> geliyor. Ya pardon da yani. Şimdi çizik daha değil. Hocam üyesin sen. Hı. Değil misin? Üye Ha üyesin. Yani Biz doğalüyüz çünkü orada bıraktığımız için. Kulüplerin sahipleri, üyeleri. Tabii, tabii ki. Tabii. Kağıt üstünde sahipleri yani hani oraları sahipleniş şekilleri falan çok önemli. Her şeyi bir belirliyor. Mesela Galatasaray'da bu başka, Beşiktaş'ta başka, Fenerbahçe'de başka dinamikler var. Hani Galatasaray'da bir lise var. Beşiktaş'ta bir işte yüksek bürokrasi devlet kademelerinden bir abilerin hala bir etkisi var. Semtin etkisi var. Beşiktaş semtinin. Beşiktaş semtinde büyüyenlerin de etkisi var. Fenerbahçe bambaşka bir şey. Ülkenin önde gelen iş adamları falan. Yani tüzük tadil deyip geçmemek lazım ama Kesinlikle. hani taraftar tüzük tadil falan hiç ilgilenmez. Evet genelde taraftar <laughs> yani, çok ilgilendiği ne kadar şeyler borcu varmış. Yani. Kulübün ne kadar borcu varmış, kaç tane üyesi varmış, üye gidip orada ne yapıyormuş. E, taraftar genelde taraftar olmaktan da mutludur. Ama şeyi görüyorum yakın çevremde de görüyorum. Belirli bir yerden sonra hocam sana da çok geliyordur başvuru. Ya ben işte Beşiktaş'a üye olmak istiyorum, Galatasaray'a üye olmak istiyorum, Fenerbahçe'ye e yok olmak istiyorum. Nasıl olabilirim diye. Benim yakın çevremde kulüplere gönül vermiş insanlar şey yapıyorlar. Bir aşama var. O aşamadan sonra artık böyle hani sosyal medyada fikir beyan etmek falan yetmiyor. Gidip taşın altına elini mi sokmak istiyor insan nedir? Oraya ait olmak, oraya gidip gelmek, sosyal tesislerinden faydalanmak istiyor herhalde. Daha bende olmadı öyle bir şey. Ee, hani şey zannederler hep hani tarafsızlık spor basını falan. Ya kardeşim bizler birer kulübe gönül vermesek, bu sektörde ne işimiz vardı Tabii yani? Bir şeyi sevmeden nasıl bu işe başlamış olabilir? Hani bu nasıl olabilir? Hani ben sokakta dört e, tane çocuk birbiriyle maç yapsa bir tanesine kayıyorum yani. Hani onları <laughs> daha çok beğeniyor. Ne <laughs> abi, bu şu şey demek değil ki diğerlerine düşman oluyorum onlara da ne derse yapıyorum diye bir şey yok ki. Hayatta akıl, vicdan, adalet diye bir şey var. Hani herkes bir takıma gönül verir abi ne var? Benim çok iyi arkadaşlarım var. Hayatımızda hiçbir ülkede aynı takımı tutmuyoruz adamla bak. Hiçbir ülkede aynı takımı tutmuyoruz hocam. Türkiye'yi bırak. İspanya'da o Real Madrid'li ben Barcelona'dayım. Almanya'da Bayern Münih. Ben ben işte Dortmund'a, Union Berlin'e yakınım. Ama adam benim hayattaki en yakın arkadaşım. Ben onunla aynı takımdayım. Diğer insanlarla aynı takımı tuttuğum insanlarla aynı takımdayım. da aynı takımdayım ben. Yani tüzük daha değil. Tam anlamadığım konular benim. Ee, ama kulüplerimizin gerçek sahibi gibi davranması lazım genel kurul üyeleri sonra yöneticileri suçluyorlar bu kadar borç nereden çıktı falan diye. Aklıma. Ee, sizden çıktı siz seçtiniz. Aklıma şey geldi Serkan abi böyle söyleyince hocam son günlerde moda oldu ya Neyse ki yani kulübün e, sahipleri üyelerdir dedi ya. Üye. Hayır bu gerçek öyle yani. Tabii gerçekten hayır, öyle. Gerçekten öyle de. Taraftar falan değil yani üyelerdir. E, Allah'tan o üyeler. Dernekler. Yani, Stadın hani Önünde durup şurayı şöyle yapın, burayı böyle yapın demiyorlar. <gülüyor> şimdi. <gülüyor> son günlerde popüler oldu ya. Evet, evet. Di, de, de, hisse, hisse, hisse hisse öyle. satışından evet, sonra evet. değil mi? K komik bir şey bu aslında. Yani halka açılınca güzel yanlarından biri şey, Bir şirket çalışanlara gelip de şunu şöyle yapın, böyle yapın, biz de buranın sahibiyiz gibi enteresan ee, bir şey yaşanıyor bugünlerde. Şimdi Fenerbahçe ile devam ediyorduk hocam. 6 numara transferini konuşuyorduk. Ee, taraftar Hı. şunu merak ediyor. Eğer biz bir altı numara almazsak İsmail'le Fenerbahçe sezonu nasıl götürebilir? Ve şu da önemli bir nokta tabii ki. Şimdi kalecisine kadar alındı artık bir altı numarada eksik kalmasın diyenler de fazlasıyla var. Peki siz hangi taraftasınız? Yani şöyle ben alınmasa da çok büyük eksiklik olacağını düşünmüyorum. Demin işte bağlantıdan önce söylediğim gibi orada alternatifler üretilebiliyor. Yani Crespo var, Zayiç var ve Mert Hakan var. Mert Hakan'ı da 6 kullanabilirsiniz. Mert Hakan 6, 8, 10 hemen hemen her yerde oynuyor. Bir de Mert Hakan, geçen seneki Mert Hakan değil, Mert Hakan baya bu sene oynamaya başladı. Bayağı da iyi oynuyor. Ben hala Crespo'nun eski formunda olduğunu düşünmüyorum. İsmail Hoca belki Crespo ile biraz daha fazla ilgilenirse, Oraya Crespo'yu monte... Mental değil mi hocam? Sanki Kesin, kesinlikle. Sorun. Yani şimdi, şimdi sözleşme uzatmayı düşünüyor Fenerbahçe. Bakalım sözleşme Can'ın geçen seneki halini... Ne olacak? İrfan Can'ın geçen seneki halini biliyoruz. Bir de şimdi... uğraşıyordu. Mert Hakan öyle hakemlerle rakip... Bu, bu sene ikisini de yapmıyor İsmail bir şey. İsmail Hoca bunu iyi yaptı. E şimdi bunlar ne yaptılar? Tamamen futbol oynamaya odaklandılar ve yetenekli oyuncu oldukları için başarılı oluyorlar. Şimdi burada bir tek Crespo kaldı. İsmail Hoca da ben Crespo'yu çok tuttuğunu düşünüyorum, beğendiğini düşünüyorum. Hatta hatta İsmail Hoca CESUS'tan önceki dönemde Crespo gerçekten çok iyi oynuyordu. Hocam zaten Crespo, Zajc, Mert Hakan e, hoca iyi bir üçlü kurmuştu bir önceki döneminde. Evet, evet yani. 6 ya. numara almazsa bir dışarıdan almazsa ki ben büyük bir kayıp olacağını düşünmüyorum ama şöyle bir durum var. Ben mesela kaleciye de karşıydım ama Altay'ın bu yaşadıklarından sonra kalmaması gerektiği kanısına vardım. Şimdi 6 numarada yönetim şöyle de düşünebilir yani. Biz futbol aklı olarak bir şeyler söylüyoruz. Bir teknik direktör olarak, teknik adam olarak konuşuyoruz. Ha, ben kardeşim 6 numarayı da alayım. Üstüme düşen görevi yapayım. İsmail Hoca da zaten istiyor veya istemiyor tam bilmiyorum. Ben ona bir sunayım bunu. Ya şampiyonluk için eğer bir altı numara bizi şampiyonluktan edecekse taraftara karşı da sorumluluğu yerine getireyim. Benim altı numara için söyleyeceğim bu. Yani yönetim bazında, hoca bazında İsmail Hoca'nın düşündüklerini. Ha taraftara karşı evet sorumluluğumuz bir altı numara kaldı. Bu da hallolduktan sonra bizim artık bir mazeretimiz kalmadı. Ama ben sana söyleyeyim. En büyük mazeretleri var. Ben hala da söyledim. Solbek. Oster Valde ile eğer Ferdi'ye bir şey olduğu zamanlarda sakatlık veya hastalık oynamadığı zamanlarda Oster Valde ile bu iş olmaz. Ben İsmail Hoca'ya telefonda diyemedim. <laughs> Söyledim şeydi. Mert bir Mert de, hocam. Ben o, hayır, Mert Müldür'den falan da olmaz. Ben hala söylüyorum. Emre Mor düzelecek, hı hı. gelecek. İrfancan, Cengiz çok formda olduğu zaman Emre Mor da İrfancan da bu takımda eğer yedek kalmak istemiyorsa hele ki bu formlarından bende de kalmazlar. Bu ikisinden birinden Solbek bek olur. Bunlar antrenmana gitsinler, kendileri Solbek oynasınlar, İsmail Hoca'nın gözüne girsinler. Antrenmanda Solbek bek olsunlar. Sol oynarsalar Türk futbolunun milli takımı ikisinden birisi Radikal oynasın, bir, kesin girer. Radikal kesin bir milli hocam. takıma gider, kesin. Radikal bir öneri. Ya şu anda milli takımımızın Solbek'i yok ya. Yana yana sol bek arıyoruz ya. Ya Mert Hakan da şey pardon. İrfancan da Emre Mor da sol ayaklı ve bu mevki için inanılmaz uygun. Yani Serkan eskilerden çok hatırlar. Bütün sol bekler devşirmedir ya. Hep orta sağdan sol bek Ümit olmuştur. Zat. Sola çıktıktan sol bek olmuştur. Abdullah Ercan ya Ümit ben orta sağdan sol bek ben evet. sana söyleyeyim bir sürü var. Ya. Her gün pembe. Bravo bak saydıkça çıkar çıkar. Yok yok aklıma gelenleri söyleyeyim. Yani onun için Fenerbahçe'nin aslında bak o sayı Samuel ve Ferdi çok iyi der. İki beki. Bütün büyük takımların büyük şey bekleri çok iyi. Ama Ferdi alternatif takımın içinden üretmek zorunda. Ve bu oyunculara da ben tavsiye ediyorum bir abileri olarak. Gidin antrenmanda birini sol bek oynayın. Fenerbahçe'de kalmak önemli bir şey. Galatasaray'da kalmak Önemli bir şey. Veşiktaş'ta evet. büyük takımlardan gitmek kolay. Orada her mevkide oynamak onlar için büyük bir dezavantajdır. Orada seni birkaç, Şenol Hoca bir mevkiye bir adam alıyor? Bir mevkiye almıyor aslında. Bir alıyor, 4, mevkiye mevkiye mevki de bir de. Aynen. Aynen. alıyor, 4-5 mevkide oynatacak adam alıyor. Ya siz de kardeşim gidin bek oynayın ya biriniz. Emre Mora ve İrfan Can'a diyorum. Oynayın, sol bek oynayın. Ve başarılı olursunuz ve milli takıma gidersiniz. Bu kadar ne söylüyorum? Ama hocam işte bu kadar uzun kariyer yani gerçi Emre Mor genç de. Ya İrfan Can da öyle Genelde de kariyer olarak. Genelde 25-26 yaşından sonra beke dönülüyor zaten. Ama oyuncu işte kabul ettirmek bunu zor biraz. Hiçbir şey zor değil. Ömer hiçbir şey zor değil. Onun için de çalıştığın zaman sen onun zevkini aldığın zaman oyuncu olarak sana daha zevkli gelecek. Hele geriden oyuna girmek böyle kaliteli oyuncular için çok şey fark eder. Markasız geliyorsun. Şimdi dünkü milli maça bakıyoruz. Cenk oynuyor. Çocuk stoper. Çok başarılı bir oyuncu. Ya 44. dakikada bir hücuma çıktı. Üstelik de Kerem'in o boşalan bıraktığı yerlerde evet. içeriye girdiği dönemde taktiksel olarak zaten Cenk'in hep orada olması gerekirdi. Hücum özelliği. Sen düşünsene. Hiçbir şey yapmaya ya. İrfan Can'ı veya Emre Mor'u düşün. Dünkü başta Solbek oynadığını ya. O boşalan nasıl kullanır ya? İnanılmaz kullanırlar. Bir de öyle bakmak lazım. Ha, orayı da tabii düşünmek lazım. Kazım var Galatasaraylı Solbek Aldın. Oynat kardeşim korkma ya. İyi futbolcu. Çok da ben onu beğenirim. Mini takımdan da sevdiğim bir çocuk. O son Galatasaray maçlarında iyi oynadı. Oynatmadın. Sağ bekli onur oynatmadın. İki bekin kötü. Aynı şey Fenerbahçe'den oraya geliyorum çünkü. Gidiyoruz geliyoruz bir yerlere. Beklerin iyi olmayan bir takımın şampiyon olması çok zordur. Bunu unutmayalım. <laughs> geçen sene bakıyorsun Galatasaray'da Saşa boya uçtu gitti. Sol tarafta genelde kim oynadı Serkan en fazla geçen sene Galatasaray'da? 5 ee, oyuncu birden Emre oynadı. Taşdemir oynadı. Beş Çok değişti oynadı. tabii. Ee, İnanılmaz. Yani şöyle söyleyeyim. Bayağı bir oyuncu oynadı. Bayağı ya. bir oyuncu tam, tam oynadı orada Tam 5. Hatay'dan kiralık bir oyuncu Hadi almadılar. mı Adekubbe. Yani onu aldı Kazımcan, Dubois oynadı. Yani ee, Dubois da oynadı. Dubois oynadı. Ama o bir tek Dubois mı oynadı. E, Kazımcan mı Fana Anolt oldu? sezona başladı. Fana Not'la başlandı o gitti Abi, sonra. İşte işte bir Hollandalı da işte Beş, 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 beş oynuyor. Abi işte diyorum. Hocam yalnız şey tespitin çok etkileyici hakikaten. Düşünüyorum milli takımın başarılı olduğu süreçlerde de genel olarak hani damga vurduğu dönemlerde de mesela Sabekte. Fatih Akgel dönemi var, Gökhan Gönül dönemi Ümit var. Ümit Davala. Ümit Davala dönemi var. Orta sahadan... Var. Ama Solbek'te e, daha da enteresan. Hepsi devşirme. Yani bir tek Hakan Ünsal hariç. Hakan Ünsal da önceden sol açık Öyle oynuyordu. Öyle mi? mi? Sol açık ya, ya? Açık? Yani Ama Ali skor Kemal Hoca... çok yoktur onda. Yani, yani, yani Ali Kemal Hoca onunla şeyde çalıştı yanılmıyorsam. Karabük, Karabük'te Karabük. falan... Zonguldak Ali Kemal ya da Karabük. Karabük'te, Karabük'te çok iyi biliyorum çünkü. O Slofludur zaman Trabzonspor'a söylemişti al onu diye de Trabzonspor almadı. Galatasaray'a gitti ya. Trabzonspor'a da olurmuş hakikaten. E şimdi orada Abdullah Ercan da öyle. Evet. evet Abdullah Ercan o zaten. Hani e yani o. ben öyle. Şimdi benden önceye bir bakıyorsun. Bizim Galatasaray Ergültenli. çay Ahmet abi vardı. Çaycı Ahmet. Sola açık Tabii. En ünlü sola da dizki. En iyi sol bek oldu. Yani bunlar var. Bazı oyuncular kendilerini büyük kulüplerde tutmak için kendilerine alternatif üretmek zorunda. Sadece hocaya bakmayacaksın. Efermişte... O kulüpte. Ya Ferdi 10 değişir mi? Ferdi 10 numara. Ben onu Hollanda milli takıma çağırmak için gittim. Babasıyla da konuştum zaten. Forvet arkası inanılmaz oynuyor. Bu dribblingleri çocuk zaten yapıyordu. Ya ben Ama şimdi mesela... back'ten yapması, Serkan çok güzel. Geriden yapması onun için o kadar Aynen. büyük avantaj ki boş gidiyorsun. Boş gittiğin için eğer Ferdi sol bek oluyorsa Emre Mor da İrfan Can da olur. İşte şöyle bir şey var hocam. Kazım Can yani da Galatasaraylı Kazım pardon lafı unutmasın. O da çıktı. Sola çıktı biz onun milli takımda bizim evet. hocalar sol bek oynattı ondan sonra sol bek oldu çocuk. İrfan da Emre Mor da sürekli böyle skor yapmaya bence çok odaklı oyuncular olduğu için hocam. O yüzden düşüncesel olarak bunu kabul etmeyebilirler gibi geliyor bana. Liverpool da sağ bek ortalıyor sol bek gol atıyor. İkisi Öyle de oluyor. dünyanın en iyi beklerinden ikisi. Aynısı şeyde var City'de var. Bunları unutmayalım. Bu bunlar böyle bir şey. Sağ bek ortalıyor, sol bek gol atıyor. Beklerin iyi olursa şampiyon olursun. önemli. Çok önemli ya. Bak şimdi bu sene mesela Beşiktaş'ın o yönde çok sağ bek Rozya var. Onur, Onur var, var, alternatifi. Sol tarafta yine Onur alternatif, alternatif olabiliyor. Alternatif var. Masuaku. Masuaku Masuak var ya. Ya Neyse. ben Masuaku'ya mesela bayılıyorum son dönemlerde. bunun et. kadar çok güzel önü kapalıyken Orta atan arkadaşınla buluşturan başka bir yok ya. O da sanki açıktan sol bek olmuş gibi. Bilmiyorum, bilmiyorum onu tam bilmiyorum ama ben de bu bilmiyorum. tür oyuncuları Ömer kazanmakta birçok mevkide kullanmakta fayda var. Tabii ki. Oyuncuların biraz da kendi isteği Bazen antrenmanlarda santrofor oyuncular gelir geride stoper oynarlar biliyor musun öyle biz daralan maçlar falan yaptığımız zaman eskiden öyleydi santroforlar gelip stoper oynar. stoperler gider santrofor oynar e Şenol Güneş en büyük sol açık oydu ya biz Trabzon'da oynadığımız dönemde Şenol Güneş sol açık oynardı antrenmanda eskiden kaleci antrenörü yoktu çift kalelerde sol açık oynarlardı gol atardı. İşte çok enteresan, enteresan bir evet. adamdı ya hiç hiç kaleye Hocam, geçmezdi zaten, yanlış hatırlamıyorsam ve çok çabuk bir kaleciydi biliyorsun bu oyunculuktan bizim kaleci Engin İpekoğlu 16 yaşından sonra kaleci oldu Avusturya'da Doğru. Tabii canım önde oynuyordu sonra geçti kaleye kaleci oldu Doğru. yani benim yani son yıllarda hatırladığım örnekte. kabullenmek lazım Ertuğrul sağlam var Toşak Fuar Ertuğrul her, savunmaya, her, savunmaya. her yerde oynadı eskiden de öyleydi. Santrofor oynayanların sonradan bak Galatasaray'dan örnek vereyim. Raşit Çetiner, Cüneyt Tamman ikisi de Santrofor'da ikisi de stopere geçti. Milli takımı stoper oldu Aynen. ikisi de. Bu kadar net. Daha ne anlatayım ki? Yalnız hocam bekler iyi olunca şampiyon olunuyor dediniz ya. Olunuyor. Sergen Hoca en sakalayla <laughs> şampiyon oldu. Hani bir o aklımdan geçti. Tam Rıdvan da çok katkı verdi de. Hani en sakalayla vardı ama ya, tabii diğer taraf iyiydi yani. Ve önünde de Gezal vardı. Yani, Ama işte oyun hep şöyle, diğer tarafa yıkılıyordu yani. Ömer benim dediğim öyle şey değil yani. Olacak diye bir kayıt yok. Olmak istiyorsan bunların ki, da hocam. olması gerekir diyorum. Geriden takviye çok önemlidir. Bak Abdülkerim. Milli takımda oynatmadı onu Stefan Kuntz Bey. Çocuk geriden oyuna başlayan geriden oyunu başlayan takımın en önemli şeyi argümanlarından birisi. Mark Ağa'yı aratmadı. Adını bile geçirtmiyor. Mark Ağa ki kitlesi vardır Türkiye'de hayranları vardır yani ve kolay da değil seviye transferi yapmış bir adamdan. E tabii bahsediyoruz. canım iyi oyuncuydu. O da bir şeyler yapıyor. Ama yapıyordu. adı geçmiyor Marcano'nun. Hani Cornelius geldiğinde Surlock'ta unutulmuştu ya aynı öyle oldu. Evet. Yani bunlar önemli. Geriden oyun kurmak çok farklı bir şey. Oyuna geriden başlamak, stoperinin oyun topu iyi kullanması, bekinin ucuma gitmesi ekstra bir güç çatıyor çat sana hücumda. E, niye? Sen şimdi büyük takımlar genel dömer şöyle yapar. Rakibi baskı altına alır. Rakibi baskı altına aldığı zaman kendi cezalarının önünde kümeleniyor rakip. Ya bu sefer nereden? Geriden gelecek. Ekstra oyuncular olması lazım. Beklerin eğer bunları iyi yapıyor, kanatlarını içeri sokuyorsan çok başarılı oluyorsun demektir. Evet. E, bugün tabii genel olarak milli takım ağırlıklı gittik. E, Tüzük Tadil Kongresi. Ya bizim biz milli takımımızın dünkü uğradık. bekleri iyi olsaydı biz bu maçı alırdık. Sağ bekte Onur. Sol bekte Kazımcan canım, daha, daha farklı olurdu. Ama yine de kazanmamız lazımdı. Ne olursa olsun. Ya Ben diyorum ama ya. Şimdi maalesef bak, olmadı. Madem yani. o kadar bahsettik. Onur'u sağ bekte Zeki çünkü süre almıyor. Pek formda değil Roma'da. Sol bekte de Kazımcan'ı oynatsaydı İkisinin de ofansif ağırlığı evet. çok yüksek olurdu geriden tam yapıyoruz hocam yapardı. Şenol Usta Ömer teşekkürler Serkan Korkmaz teşekkürler Spor gündemini tamamlıyoruz görüşmek <laughs> dileğiyle hoşçakalın.